TRT Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Takvimlerimiz 27 Temmuz 2020 Pazartesi'yi gösteriyor. Bugüne dair gelişmelerden derlediğimiz yaklaşık 2 saat sürecek özel yayınımızda karşınızdayız. Neleri konuşacağız? Libya olacak, sosyal medya düzenlemesi, Türkiye'nin istihbarat atılımı, ABD-Çin gerilimi. İşte tüm bunları enine boyuna değerlendireceğiz ama en sıcak başlıkta başlamamız gerekiyor. Ekranlarınıza da bir süredir son dakika gelişmesi olarak yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neden önemli bu gelişme? Son dönemde özellikle gerek Suriye'de gerek Libya'da yaşanan gelişmeler ve Libya'daki ateşkes süreci noktasında Türkiye-Rusya görüşmeleri çok önemli. Peki bu telefon görüşmesinde hangi başlıklar ele alındı? İşte bunu merak ediyoruz arkadaşım. Muhammed Ali Pehlivan şimdi bizlerle birlikte olacak ki detayları kendisinden alacağız. Muhammed Ali, çok kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Gerek Moskova cephesinden gerek Ankara cephesinden hangi açıklamalar var bu görüşmeye dair? Biz Ankara cephesinden gelen açıklamalara bakacak olursak dakikalar önce bu bilgi haber merkezlerine ulaştı. Şu anda da ekranlarınızda son dakika bilgisi olarak görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Ermenistan'ın Azerbaycan'a provokatif saldırıları gündemdeki tazeliğini koruyor. Yine aynı zamanda Suriye, Libya başta olmak üzere birçok konu masadaydı. Bu konularda Erdoğan ve Putin arasında telefonda görüşmeler yapıldı. Aynı zamanda bölgesel konularda da yine işbirliği üzerinde ele alınacak konular başlığındaydı ve bu konularda ele alınmış oldu. Aynı zamanda tabii ikili ilişkiler bölgesel konularda işbirliği ve diyaloğu sürdürme konularında da mutabık kalındı. Tabii Ermenistan'ın provokatif saldırıları var Azerbaycan'a karşı. Bu önemli bir ölçüde gündemdeki yerini koruyor. Masadaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede. Aynı zamanda Suriye, Libya başta olmak üzere birçok bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Tabii bu görüşmede de işbirliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalındı. Cengizhan Cevahiroğlu. Evet sevgili seyirciler, şimdi Libya dosyasını açacağız. Libya dosyasını açarken son günlerde çok konuşulan bir ziyaret. Maksadı ne olduğu belirsiz olan bir ziyaretle başlayacağız ki Fransız yazar Bernard Levy'nin ziyareti, Libya ziyareti bir süredir tartışılıyor. Libya hükümeti ziyaretle ilgili soruşturma başlattı. Tepkinin sebebi hiç kuşkusuz Bernard Levy'nin karanlık, tartışmalı geçmişi ve bağlantıları. Bernard Henri Levy. Felsefeci mi, sinemacı mı, yazar mı, ajan mı? Uluslararası siyasette oynadığı rolü hangi sıfatına borçlu? Levy'nin yıllar sonra bir kez daha Libya'da görünmesi aslında kim olduğuna dair soruları yeniden akıllara getirdi. Trablus hükümeti Levy'nin ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı. Yıllar önce Cannes Film Festivali'nde gösterilen Tobruk Andı adlı belgesel filmi, Kaddafi muhalifleriyle yaptığı bir görüşme ve ardından dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile arasında geçen diyaloglarla başlıyordu. Levy açıkça Libya'ya uluslararası müdahale çağrısı yapıyordu. Sonrasında süreç Levy'nin istediği gibi ilerledi. Benzer çağrıları Suriye iç savaşı sırasında da yaptı. Dışarıdan yapılacak askeri bir müdahaleyi savundu. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin tartışmalı referandum kararının da en büyük destekçilerinden biriydi. Tüm bunları yaparken önceliğinin İsrail'in güvenliği olduğunu gizlemeye ihtiyaç duymadı. Ülkesinde de tartışılan bir isim olan Bernard Levy, kendisini eleştirenler tarafından felsefi değeri olmayan çalışmalarıyla para ve güç kazanmayla itham ediliyor. Levy'yi entelektüel dolandırıcı olarak adlandıranların sayısı da hayli fazla. Evet sevgili seyirciler, bu karanlık isim Fransız yazar Bernard Levy'nin hikayesi üzerinden Libya'yı anlamaya çalışacağız. Çok kıymetli bir isim, TRT World Programlar Müdürü Doktor Bora Bayraktar bizlere eşlik edecek. Bora Bayraktar hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sizin tarihe çok meraklı olduğunuzu biliyoruz ve tarihte de böylesine karanlık isimlerin bazı ayaklanmalar veya bazı karanlık adımlar anlamında anahtar rolü o üstlendiğini biliyoruz. Şimdi baktığımızda bir Fransız yazar deniliyor, yönetmen deniliyor, sanatçı deniliyor. Kim olduğu meçhul ama karanlık ilişkileri olduğu net, hem Suriye'de hem bölgede. Şimdi bir Libya'ya ziyaret var. Öncelikle nasıl okuyorsunuz tüm bu yaşananları? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu çok sıradan algılanmadı. Yani sadece bizim tarafımızdan değil, Libya hükümeti tarafından da sıradan öylesine bir yazarın ziyareti gibi algılanmadı. Çünkü Bernard Levy'nin özellikle Kaddafi'nin devrilmesi sürecinde oynadığı rol ve bunu bir belgeselle zaten kendisi de açığa çıkardı. Sizin haberinizde de bu vardı. Tobruk Ahdı ya da Ahdi ya da Andı gibi çevirebileceğimiz bu belgeselde kendisinin Sarkozy'yi nasıl oradaki aşiret liderleriyle temasa soktuğu ve bu ilişkiyi kurduğu anlatılıyor. Şimdi bu aslında bu şahsın, yani kendisini filozof ya da gazeteci, savaş muhabiri diye anlatan bu şahsın aslında Fransız yönetimine angaje olduğunu, en azından bunu gösteriyor. Ve o dönemde Fransız yetkililerin resmi olarak kuramayacağı ilişkileri kuran bir boyutu olduğunu gösteriyor kendisinin faaliyetlerinin. Ama yine haberde anlatıldığı gibi sadece Fransa'nın değil, aslında bazı küresel networklerin diyelim, küresel şebekelerin burada faaliyetlerine yardımcı olduğu, kolaylaştırıcı olduğu, diplomatların ya da başka yetkililerin giremeyeceği alanlara gazeteci kimliğiyle çok kolaylıkla nüfuz ettiği ve mesaj alışverişi yaptığı, zaman zaman müdahale ettiği anlaşılıyor. Türkiye aleyhindeki faaliyetlerde de biz kendisini hatırlıyoruz. Yani bir yazarın çok çok daha üzerinde bir takım iddialı bir şekilde faaliyetlerinin olduğu anlaşılıyor. Afganistan'da geçmişte Ahmet Şah Mesut'la görüşmesi var 1998 yılında. Yani Fransa'nın ya da haberde olduğu gibi, burada ben söylemekte bir sakınca görmüyorum, İsrail'in belki giremediği yerlere bu kişiler üzerinden girdiği, nüfuz ettiği, bir takım ilişkiler kurduğu, o ilişkileri devam ettirdiği ortaya çıkıyor. İşte şu an haberde gördüğünüz gibi terör örgütü PKK'nın Suriye kolunun başında bulunan terör örgütünün başındaki kişiyle fotoğrafları, 2017'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum, bağımsızlık referandumu yaptığı sırada Mesut Barzani ile görüşmesi, yani o dar çekirdek kadronun içerisinde fotoğrafta yer alması çok enteresan bir tablo. Yani insan bunu izlerken modern Arabistanlı Lawrence gibi bir profille karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bora Bayraktar, tabii Lawrence benzetmesi önemli ama bir de son dönemde işte bazı ülkelerin kendi orduları yerine paralı militerlerle bazı alanlarda var olduğunu gördük. İşte Amerika Birleşik Devletleri Blackwater şirketi, sonra farklı isimlere büründü ama Rus Wagner, Fransa'nın da adeta böyle bir paralı militer devşirme unsuru olarak mı kullanıyor buna benzer isimleri, Bernard Levy gibi? Tabii burada şöyle bir tarz ortaya çıktı son dönemlerde. Belli ülkeler belli sorumluluklardan belki kaçmak için ya da demokratik şekilde sorgulamalardan kaçmak için bu tür üstü kapalı faaliyetleri bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve iş sorunlu bir noktaya geldiğinde bizim ilgimiz yok, işte bu kendi başına hareket eden biri deyip ellerini yıkayıp çıkabiliyorlar. Yani burada böyle bir profille karşı karşıyayız. Ama tabii şunu da görmek lazım. Yani bu faaliyetlerden sadece Bernard Levy'nin değil, aynı zamanda Fransa Dışişleri Bakanı'nın, diğer bakanların hali hazırda Irak'ta, Erbil'de temaslarda bulunması, Irak'taki Kürt bölgesel yönetimini adeta teşvik etmesi bazı hareketleri son günlerde. Yine Fransa'nın Mısır'la birlikte bir ortak tatbikat düzenlemesi, Libya'da işte Bernard Levy'nin şu anda Hafter'in adamlarıyla darbeci yönetimle bir araya gelmesi, bunlar aslında Paris'teki belli rahatsızlıkları ortaya koyuyor. Türkiye'nin son dönemde Libya'da ortaya koymuş olduğu performans ve buradaki meşru hükümeti ayakta tutması Fransa'yı gerçekten çok sıkıştırdı ve buradaki temel hedefleri olan, yani
Bernard Levy gibi 2011'de Kaddafi'nin devrilmesinde rol oynayan bir şahıs üzerinden yeni bir kurgu arayışında olduğu, bir taraftan Türkiye'yi işte Irak Kürt bölgesel yönetiminin buradaki faaliyetleriyle belki oyalamak, dikkatini buraya çekmek, bir yandan Mısır'ı yine Libya içine sokarak burada bir karşı denge oluşturmak, bir yandan da bu işte Hafter liderliğinde bir Libya kurma hayalini yeniden devreye sokmak gibi bir kurgunun peşinde olduğunu gösteriyor. Ama Libya hükümetinin tepkisi burada çok net oldu, sert oldu, soruşturma açıldı. Bunu bir yasa dışı ziyaret olarak değerlendirdi. Bu da bence Fransa'nın yapmak istediğinden ziyade bir olumsuz geri dönüşü olacaktır. Ama tabii Libya'nın bu duruma tabii ki uyanık olması önemli, ama diğer yerlerde de, yani Irak'ta da bunun bence takip edilmesi gerekir. Şimdi İsrail'in de yine bu faaliyetler içerisinde Levy üzerinden benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Mısır, İsrail ve biraz daha batıda Fransa şu anda Türkiye'ye karşı bir eksen oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Bernard Levy de burada bir aracı rol oynuyor gibi görünüyor şu anki gelişmelerden. Peki şunu merak ediyoruz Sayın Bayraktar. Şimdi burada o zaman böylesine bir hamle yapılmış olması, sahadaki güç dengesinin Fransa aleyhine Libya'da değiştiğinin de göstergesi olarak okunabilir mi? Yani bir askeri bir operasyon konusunda artık eskisi kadar güçlü olmadığının bir göstergesi olarak okunabilir mi? Kuşkusuz bu başarısızlığı bir şekilde Macron'un kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Önceki gün yine Kıbrıs Rum kesimiyle lideriyle bir görüşmesi oldu. Libya'da sahada gerçekten sadece Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu askeri başarı değil, aynı zamanda da bir diplomatik başarı var. Bu ikisiyle mücadele etmekte zorlanıyor. Nedir bu? Aslında Türkiye devreye girmeden önce Hafter meselesini diğer Avrupa ülkelerine yutturmuş durumdaydı Fransa. Fakat Türkiye'nin sahaya girmesiyle şimdi İtalya Fransa'nın hatalarını yüzüne vurmaya başladı. Fransa'nın bu reassurance denilen güvence verme politikasını, yani buradaki darbeci, baskıcı liderleri destekleme politikasının yanlış olduğunu İtalya söylemeye başladı. Avrupa içerisinde bir bölünmeye neden oldu Türkiye'nin askeri müdahalesi, buraya yapmış olduğu destek. Aynı zamanda Rusya'nın da burada bir askeri çözüm olmadığını, Türkiye ile diyalog yoluyla bu işin çözülebileceğini söyleyerek bir anlamda batılı güçlerin, yani Avrupa'nın, Fransa'nın ve diğerlerinin buradaki etkinliğini düşürdü ve tıpkı Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Rusya ile Türkiye sanki bu işi kotarmaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Az önce Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden de bu anlaşılıyor. Yani pek çok meseleden biri kuşkusuz Libya'ydı. Dolayısıyla Fransa burada şu anda kaybeden durumunda gidiyor ve Macron'un da bu konuda fazla bir yapacak bir şeyi olmadığı anlaşılıyor. Çok söylemini yükseltti, Türkiye'yi eleştirmeye başladı. Fakat bu söylediklerini de içini dolduramadığı için şimdi görünüşe göre farklı araçları sahaya sürme zamanı geldiğini düşündü. Ama tabii bulduğu araç da Bernard Levy ise, bu da aslında Fransa'nın buradaki kapasitesinin giderek azaldığını ve yapacaklarının da giderek düzeyinin düştüğünü gösteriyor. Bu şahsın şu anda yapmaya çalıştığı belli ki buradaki Hafter'in arkasındaki desteği arttıracak. Oradaki Libyalılara bazı sözler vererek mutabakat hükümetiyle anlaşmanın önünü kesecek. Belki burada askeri faaliyetlerin devamını sağlamaya yönelik telkinlerde bulunmaya gitmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla Fransa gerçekten Libya'da zor durumda. Evet. Tabii ne yazacağına da bakmak lazım. Şimdi döndükten sonra bakalım nasıl bir tablo ortaya koyacak. Onu da yakından takip edeceğiz tabii ki. Doktor Bora Bayraktar, tabii Libya konusunda okumalarınız, bölgeyi iyi bildiğiniz için bakalım ne yazacak bu şahıs? Libya'dan edindiği tecrübeler, Libya'da şartların nasıl değiştiğini nasıl yorumlayacaklar? İzleyip göreceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Sağ olun. İstihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, istihbaratı olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur. Önümüzdeki dönemde
bu vasfımızı daha da güçlendirmekte kararlıyız. Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ve net konuştu. İstihbaratı olmayan bir devlet ve millet yok olmaya mahkumdur. Son dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı kurumsal anlamda çok büyük adımlar attı. Yurt dışında yaptığı operasyonlar ve istihbarat anlamında başarılar. Tabii istihbaratın başarısını belki biz sıradan insanlar, gazeteciler ne kadarını biliyoruz, ne kadar önleme yapıldığını ne kadar biliyoruz, bunu da konuşacağız. Şimdi terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte efendim. Sayın Başbuğ'a dönelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cengiz Han Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bir ülkenin istihbarat teşkilatının ne kadar güçlü olduğunu nasıl öğreniriz sorusuyla başlamak istiyorum. Çünkü bizim bildiğimizin haricinde bilmediğimiz çok sayıda operasyona imza atıyor Milli İstihbarat Teşkilatı ve gücüne güç katıyor. Efendim bir ülkenin istihbarat teşkilatının gücünü nasıl anlarız? Şimdi en kritik soru bu Cengiz Han Bey. Yani bu çok tartışılan bir konu çünkü özellikle istihbarat dünyasında. İstihbarat dünyasına geldiğinizde genellikle dünyanın işte en iyi teşkilatı hangisidir, en güçlüsü hangisidir gibi konular çok tartışılır. Burada Milli İstihbarat Başkanlığımız her ne kadar çok öne çıkmasa da, her ne kadar son dönemlerde inanılmaz ihanet dolu diğer kurumlarımızda olduğu gibi hadiseyle karşılaşsa da, bana göre şu an zaten evvelden atalardan aldığı güçle de dünyanın en iyisi. Ki genelde hep istihbarat dünyasında işte CIA, KGB karşılaştırması yapılır. Ve yine Mossad bu denklemin içerisine katılır. Ve Türkiye'de zaten ilk 5'in içerisinde olup bu yarışmada ve çekişmede adı geçenlerdendir. Ama ben az önceki o sıralamada Türkiye'yi en başa özellikle oturtturdum. Çünkü istihbaratlarda kriter şudur istihbarat savaşlarında. Evet bir operasyon, her ülke birbirine operasyon istihbarat deyimiyle operasyon çekebilir. Bu operasyona maruz kalabilirsiniz. Fakat o operasyon esnasında ki bu operasyonun süresi değişkendir. FETÖ bir büyük operasyondu, yıllar sürdü. Bu tür operasyonlarda o istihbaratla teşkilatlarından hangisinin güçlü olduğunu anlamak için işin sonucuna bakılır. Yani finale bakılır. Finalde hangi ülke kazanmış? Şimdi Amerika, İsrail, işte Mossad, CIA hepsi bir araya gelerek Avrupa'nın diğer istihbarat teşkilatları da MI6, BND, Almanların. Bunların hepsi Türkiye üzerine çok ciddi hamleler ve oyunlar kurdular. Operasyonlar yaptılar. PKK'dan başlayan FETÖ ile birlikte el ele yürüyen süreçler gördük. Ciddi kayıplar verdik. Belki orada insanlarımızın zihninde şöyle bir soru oluşmuş olabilir veya endişe. Bizim devletimiz neden bu kadar kayba sebep oldu veya niye biz bu acıyı ve kayıpları yaşadık? Ancak bu gerçekten çok ciddi ve büyük bir savaştır ve bu tür operasyonların sonucunda kimin kazandığına bakılır. Evet. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle gururla söyleyeyim. Bu operasyonları bize uygulayan devletlerin hepsi bir bir yıkıldı ve yıkılmaya da mahkum. Hala daha devam eden savaşlar var ki Sayın Cumhurbaşkanımızın İstihbaratla ilgili dünkü bana göre tarihi konuşmasında da bu konu başlıklarından biri buydu. Önümüzdeki süreç içerisinde istihbarata çok daha önem vereceğiz ve çok daha büyük başarılara imza atacağız. Sayın Başbuğ, önemliydi. Peki, çünkü ben FETÖ operasyonu... Buyurun. Hangi adımlar atıldı? Şimdi biz öğreniyoruz yurt dışarısından operasyon yapılıp getirilen, adalete teslim edilen terör örgütü üyeleri, gerek FETÖ gerek diğer terör örgütü üyeleri, ama istihbari anlamda ne kadar bilgi var, önümüzdeki MİT nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biliyoruz. Terörü yurt içerisinden bertaraf etti, yurt dışında mücadele sürüyor, ama MİT bunun neresinde ve Milli İstihbarat Teşkilatı veya istihbarat kurumlarımız hangi adımları attı, hangi merhalelerden geçti? Cengiz Han Bey, şimdi istihbarat teşkilatımız, Milli İstihbarat Başkanlığımız işte bütün bu saydığın kurumların, devletin tam merkezinde. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını haber açılışında verdiniz. Orada kritik bir cümlesi vardı. Çok önemli bir cümleydi. İstihbarat teşkilatı bizim kilit silahımızdır dedi. Gerçekten
Cumhuriyetimize baktığınız takdirde başına milli sıfatı koyduğumuz nadir kuruluşlarımız vardır. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, savunma çok önemlidir. Milli Savunma Bakanlığı. Bir de bana göre işte bütün bu yapının odak noktası olan Milli İstihbarat Teşkilatı. Şimdi bu boşuna milli sıfatı boşuna konmadı bu kurumların, ama bunların içerisinde en önemlisi buydu. Zira o bütün kurumlara adeta futbolu çok seven bir milletiz. Orta sahadan pasör olarak görev yapan, o bütün kurumları destekleyen, besleyen ve onların önündeki yol haritasını açan bir kurum Milli İstihbarat Başkanlığı. Ve bu başkanlığımız hani ne oldu da bu duruma geldi diye dinleyenlerin aklında bir soru işareti oluşabilir. İşte Milli İstihbarat Başkanlığımızın üzerinde Sayın Erdoğan'ın çok ciddi mücadelesini verdiğini bildiğim süreçte devrim niteliğinde yapılan değişikliklerle bu hale geldi. Ki keza gerçekten istihbarat teşkilatı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur. Yani bugün az önce Bora hocamla vermiş olduğunuz haber, her ne kadar ayrı ayrı haber başlıkları gibi görünse de aslında birbirle ilintili. Şimdi o Levin'in oraya gelişi, ne maksatta gelişi gibi birçok konu orada sahada istihbarat çalışması gerektiren bir konu. Evet. İşte eğer elinizde böyle bir argüman, böyle bir silah yoksa uzaktan sadece seyretmekle yetinirsiniz. Operasyon bittikten sonra anlarsınız nasıl bir oyun içinde kaldığınızı. Ancak eğer sahada varsanız, sahada istihbarat anlamında güçlüyseniz oyunu başından sonuna gözeten, yöneten ve yönlendiren konumunda olursunuz. Tıpkı FETÖ'de olduğu gibi. FETÖ'de evet biz çok büyük bir badire atlattık ama hatırlayalım. 15 Temmuz ihanet gecesinin hemen sabahında bir anda onlarca, yüzlerce, binlerce kişi gözaltına alındı. Bu listeler bir anda oluşmadı. Yani bu devlet âli devlet, dünyaya istihbaratı öğreten bir devlet, dünya tarihine yön veren bir devlet. Dolayısıyla uyur gibi görünür, sessiz kalıyor gibi görünür, fakat gün ve saat geldiğinde de öyle bir yerde devreye girer ki o sizin aylarca yaptığınız oyunu hani denizin kenarındaki kumdan kaleler gibi bir anda yerle bir eder. Ben FETÖ operasyonunun bu gözle görülmesinin önemli olacağını düşünüyorum. Evet. Ki keza neler yapıldı derseniz istihbarat teşkilatı ile ilgili bana göre Cumhuriyet tarihinin de en büyük hamlelerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildiği an 16 Nisan 2017'de akabinde gelişen olaylarla Milli İstihbarat Teşkilatımız adeta küllerinden yeniden doğdu ve kendine geldi. Neden? Çünkü o ana kadar çıkarılan yasalarla, İçeriden yapılan ihanetlerle sürekli ayağına zincir vurulan, sürekli örselenen, sürekli küçültülmeye çalışılan, ele geçirilmeye çalışılan Milli İstihbarat Başkanlığımız o güne kadar o yapılan saldırıları başarıyla savuşturmayı bilse de büyük yaralar aldı. Ama o yaralar işte bahsettiğimiz dönemden sonra özellikle de Milli İstihbarat Başkanlığımızı Cumhurbaşkanımıza bağladıktan ve tek elden yönetildikten sonra bu destan ortaya çıktı. Ki aynı yönetime ve aynı esasa bir başka örneği de şöyle vermek isterim. Eskiden yakın zamanımıza kadar işte Genelkurmay'ın, Emniyet Teşkilatı'nın, Jandarma'nın gibi Milli İstihbarat Başkanımız gibi çok başlı bir istihbarat sistemi vardı. Benim de görevde olduğum dönemde şiddetle eleştirdiğim bir sistemdi. Zira bu konuda tek elden yönetim ve tek elden haber derleme, değerlendirme şarttır. Evet. Bu bana göre çok büyük bir tehditti. Evet. İşte çıkarılan kanunlarla, o kanun hükmündeki kararnamelerle, tüzüklerle bu da önlendi ve artık tek elden, tek merkezden yönetilir hale geldi. Sayın Başbuğ. Geriye ne kalıyor? O kurumlar arası işbirliği. Buyurun. Evet. Şunu çok merak ediyoruz. Şimdi hep sıcak gündemi soruyoruz biz gazeteciler ama şimdi Suriye'de harekatlar gerçekleştirildi. Bu harekatları biz gazeteciler yani çok kolay bulduk. Nasıl bu kadar başarılı oldu? Hep arkasında istihbarat olduğunu yaptığımız programlarda daha önce söylediniz. Ama şimdi Libya konuşuyoruz. Libya'da MİT var mı? İstihbarat var mı? Ne yapıyor Libya'da? Libya için hangi hamleler yapılıyor? Buna dair biraz ipucu verebilir misiniz bizlere? Gizliliğe halel getirmeden şöyle o zaman ana başlıklar halinde vermeye çalışayım. Çünkü istihbarat konuları gerçekten şakası olmayan yani hassas konular. Evet. Ben o pencereyi biraz daha genişletirim. Afrika'da Milli İstihbarat Teşkilatımız var mıya gelirim. Çünkü Libya zaten ana odak konumuz ve ciddi anlamda varız. Ama bununla birlikte Somali, Sudan, işte Tunus, Fas gibi birçok coğrafyada varız. Ve bunlar hani teşkilatı mahsusa diyoruz. Yani 100 yıl önce bu coğrafyaları yöneten bir istihbarat teşkilatı vardı. Osmanlı İstihbarat Teşkilatı ve onun torunları olarak bizler şüphesiz bu bahsettiğim coğrafyada da varız. Zaten olmamızı da
kıta, coğrafya, şartlar zorluyor. Zira ben hep istihbaratta şu başlığa çok önem veririm. Tabanda desteğiniz varsa istihbarat teşkilatında ciddi başarılar elde edebilirsiniz. Ki insan istihbaratıdır bunun da ilmi ve teknik adı. Karşı tarafın yani o karşı cenahın, Amerika'nın, İsrail'in en büyük sıkıntısı buydu. Yani sahada diğer Avrupa'nın o emperyalist devletleri de bu konuda ciddi anlamda zorlanıyorlar. Ve bunun sebebi de tabandaki istihbarat elde etmedeki o insan kaynağına erişememeleri. Peki bugüne kadar Irak'ta ve Suriye'de bu iş nasıl yürüdü derseniz, acı bir tecrübe ve örnek vereyim FETÖ üzerinden. Maalesef bizim sözde asker, sözde istihbaratçı diye bildiğimiz, bağrımızda beslediğimiz o ihanet şebekesi elde edilen istihbari bilgileri Ankara'dan önce Tel Aviv'le, Moskova'yla veya bir başka yapı Amerika'yla paylaştılar. Ve maalesef bizim o istihbari bilgiler hep ciddi yaralar aldı. Fakat şimdi işte o kurumlar arasında yapılan temizlik ve koordinasyondan sonra, o kurumların birbirine olan güveninden sonra alınan her istihbari bilgi bir de tek elden yönetimin getirdiği süratle anında operasyona dönüştü, anında aktiviteye dönüştü ve ortaya böyle bir destan çıktı. Bakın Libya ile ilgili bir giriş yaptık Afrika'ya. Fakat geçtiğimiz günlerde hatırlayalım, bir İtalyan vatandaşı biz Milli İstihbarat Teşkilatımız kurtardı. Ve İtalya bizden yardım talep etti ki Cumhurbaşkanımızın konuşmasına da bu konuya değindiği satırlar vardı. Aynı şekilde geçen Suriye'nin göbeğinden Moldovalı 4 çocuk ve annesini kurtaran Milli İstihbarat Teşkilatımız hem de hani deyim yerindeyse tereyağdan kıl çeker gibi hiçbir kimsenin burnu kanamadan yürütülen operasyonlara tanıklık ettik. Ve Afrika'da özellikle inanılmaz hakim durumdayız. Burada adını almayacağım ama bazı devletlerde dost ülkelere yaptığımız istihbarat desteğiyle darbeyi önceden haber veren, o ülkede oynanan oyunları, tuzakları önceden o dost ülkelerle paylaşan bir Milli İstihbarat Başkanlığımız var. Yani konusuna çok hakim, alana inanılmaz hakim ve tabanda da çok büyük bir destek alan Milli İstihbarat Başkanlığımız var. Ve bütün bunların hepsini, yani bu hukuki anlamdaki zemini oturttuktan sonra, biraz da teknoloji, teknik destekli de sağladıktan sonra zaten ortaya destanın çıkmasında bana göre temel faktörler oluşmuş oluyor. Ki keza kriptoloji gibi, yine siber, uydu gibi birçok alanda da şu an destan yazan bir istihbarat teşkilatımız var. Bütün bunların temelinde yerli ve milli savunma sanayine yaptığımız o hamleler, bu alanda yaptığımız tamamen milli yazılım diyebileceğimiz alanlar bizim elimizi güçlendiren hadiselerdi. Keza yakın zamana kadar maalesef dış teknolojiyi kullanmak ve istihbarat, bunun üzerinden istihbarat elde etmek durumundaydık. Fakat özellikle pek konuşulmasa da yerli ve milli savunma sanayi yaptığımız hamlelerin yanına bir de istihbarat teşkilatı anlamında yaptığımız, adını buradan anmayacağım birçok buluşumuz ve yerli argümanlarımız var. Evet. İstihbarat teşkilatında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kullanılan, işte bütün bunları bir araya getirdiğinizde Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Ermenistan'da, Azerbaycan'da destan yazan ve 22 ülkeden fazla, bu gelişimden sonra 100'den fazla teröristi adeta tereyağdan kıl çeker gibi, tekrar kullanacağım o terimi, ülkeyi adalet önüne getirip teslim eden bir teşkilatımız var. Zaman zaman bu operasyonları ferden değerlendirdik, hatırlarsan Cengizhan Bey. Birlikte birçok değerlendirme yaptık. İşte bunların hepsinin özünde bu bahsettiğimiz safhalar ve aşamalar var. Devletimizce desteklenen ve Sayın Erdoğan'ın ben çok ciddi anlamda savunduğunu bildiğim alınan tedbirlerle. Şunu ekleyebilir miyim Sayın Başbuğ? Şöyle eklemek isterim. Siz tam teknolojiden bahsetmişken Yahya Bostan'ın bir kitabı var. Kod adı Bye Bye diye. Bu kitabı bilgisayar mühendisi olan, teknolojiye meraklı, istihbarata meraklı gençlerin okumasını tavsiye ediyoruz. Belki bir gün filmi de çekilir ama terör örgütü FETÖ'nün deşifre edilmesi, çözülmesinin hikayesi anlatılıyor ama nasıl bir teknoloji kullanıldığına dair önemli bir kitap. Kod adı Bye Bye. Bunu da eklemiş olalım. Siz tam istihbaratta o teknolojiden bahsetmişken lütfen ekleyelim efendim son cümleleriniz. Bu teknolojik zaten çok önemli ama gene önemli olan bu tür kitapların artması. Yahya Bey'i ben buradan kutluyorum yürekten. Gerçekten çok önemli bir eser ve bu tür filmlerin, bu tür kitapların filmlerin çekilmesi çok önemli. Çünkü gerçekten biz ulus ve millet olarak istihbarata çok meraklıyız.
Ve bu konuda da gerçekten çok can siper görev yapacak gençlerimiz var. Bu konuya meraklı olanlarımız var. Ve insan kaynağı anlamında dünyanın en zengin ülkesi istihbarat anlamında. Hikaye de öyle. Bol hikayemiz de var. Şu cümleyle ben sözü... onlarca, yüzlerce var. Yani biz istihbarat dünyasında şimdi şöyle bir örneği vermek lazım. Libya'da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acı vardı. Bu tür kıtalarda görev yapan istihbarat elemanlarımız, o kuruma, o teşkilata gönül vermiş, ülkeye gönül vermiş elemanlarımız görev yaparken şehit düşebiliyor. Fakat o şehit düştüğünde sadece yakınları ve mesai arkadaşları biliyor. Sessiz sedasız defnediliyor ve o taşıdığı gururla da ahirete yolculuğuna başlıyor. Şimdi bunlar hep bilinmeyen hadiseler. Yani kahraman olamazsınız, isminiz bilinmez ama içinizde öyle bir şoven duygu vardır ki bu millet için her türlü riski, ölüm dahil göze alarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında görev yaparsınız. Çok, çok. Ki o görev yapan coğrafyalara şu vurguyla bir takviyede bulunayım. Eskiden işte bunu yapamıyorduk. Neden? Çünkü içerideki ihanetle MİT'in ayağına adeta pranga vurulmuştu. Eyvallah. Cumhurbaşkanımızın bana göre çok önemli 2937 sayılı kanunda yaptığı değişiklikte işte bu operasyonel yetki verildi. Evet. Ve bir anda böyle senkronize ve çok hücre yapılanması diyebileceğimiz dokular ortaya çıktı. Evet. Yani Milli Savunma Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Başkanlığımızın, Emniyet Teşkilatımızın yaptığı işbirliğinde de bunu aramakta büyük fayda var. Sayın Başbuğ, son günlerde Suriye'de, Kuzey Irak'ta meydana gelen operasyonlarda da bu yapılar esas ana rolü ve görevi üstlendi. Çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız, bizler hep James Bond o çakma ajan filmlerini izledik ama tırnak içinde çakma ifadesini kullanayım. Ama bizde nice James Bond'lara taş çıkartacak istihbarat görevlileri var. Bir kez daha da Yahya Bostan'ın kulaklarını çınlatalım. Kod adı Bay Bay'ın da filminin çekilmesi gerekiyor ki bu ülkede gençleri teknoloji üzerinde hevesimiz var ama Milli İstihbarat Teşkilatı anlamında da o hevesi daha da canlandırmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, gündemin bir diğer önemli maddesi sosyal medya düzenlemesi. Artık yasanın çıkmasına neredeyse bir adım kaldı diyebiliriz. İnternet ortamında hakaret yüklü çirkin paylaşımların engellenmesi için tedbirler artırılacak. Kişilik haklarının ihlali durumunda takip çok daha kolay olacak. Bundan böyle yasanın çıkmasıyla birlikte sosyal medya şirketleri, hani milyar dolarlık gelir elde eden o şirketler, yeni yükümlülüklerle birlikte, yaptırımlarla birlikte artık Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacak. Bu düzenlemeye de tabi olacaktır. Sosyal medyada yalan, iftira ve hakaret dolu paylaşımların önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemede son viraja girildi. Düzenleme bu hafta mecliste ele alınacak. AK Parti ve MHP'nin ortak teklifi sosyal medya şirketlerine yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getiriyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayan şirketlere kademeli olarak yaptırım uygulanacak. 10 milyon liralık para cezası 30 milyon liraya çıkarılabilecek. Ardından 3 aylık reklam yasağı getirilecek. Son aşamada internet bant erişimi %50'den %95'e kadar engellenebilecek. Sosyal ağların 3 aylık hazırlık döneminden sonra gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekecek. Paylaşımlar nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler sosyal medya temsilcisine başvurabilecek. Temsilci başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verecek. Bunu yerine getirmeyen şirketlere 5 milyon lira para cezası verilecek. Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar doğacak zarardan da sorumlu olacak. Sosyal medya temsilcisi şikayetlere ilişkin olarak 6 ayda bir Türkçe rapor yayımlayacak. Rapor hazırlamayan şirketlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Evet sevgili seyirciler, artık sosyal medyada öyle karanlık hesaplar, yumurta kafalar, herkese hakaret eden, tehdit eden o hesaplar öyle rahat hareket edemeyecek ve dijital şiddetin önüne geçilmiş olacak. Biraz bu konuyu açmamız gerekiyor. İşte nedir dijital şiddet, nasıl mücadele edilecek, yeni düzenleme bizlere neleri getirecek? Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasınız. Yeni yeni kavramlar giriyor lügatimize ama dijital şiddet nedir efendim açıklaması? İsterseniz önce bununla başlayalım. Şimdi dijital şiddet özellikle son dönemlerde çok
popüler kavramlardan bir tanesi oldu. Bunun sebebi biliyorsunuz son 10-15 yıldır özellikle dijitalleşmenin çok hızlı ilerlemesiyle, bu eksponansiyel olarak değerlendirilen ilerleme hızıyla beraber, kullanıcı sayılarındaki de artışlarla beraber de veri ve mahremiyet konuları çok ön plana çıktı. Ve bu bakımdan kullanıcıların özellikle birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi açısından dijital şiddet kavramı tam merkeze yerleşti. Bu ne demek? Bizim siber zorbalık olarak bildiğimiz bir kavram var örneğin. Veya veri mahremiyeti olarak verinin, kişisel verilerin özellikle hayatiyeti, kişisel verilerin çalınması gibi özellikle konuların çevrelediği ve oluşturduğu bir alandan bahsediyoruz Cengiz Han Bey. Ama özellikle dijital şiddet konusuna girdiğimizde insanların birbirlerini, kullanıcıların birbirlerini utandırmak, kızdırmak için yaptıkları işlemlerden bahsediyoruz. Eski eşler veya eşler arasındaki bazı ilişkiler, efendim, çeşitli ilişkilerde, iş ilişkilerinde bulunan insanların, aynı yerde çalışan insanların birbirlerini kızdırmak için veya aynı siyasi veya ayrı siyasi görüşlerdeki insanların birbirlerini kızdırmak için kullandıkları bazı yöntemlerden bahsediyoruz. Evet, peki biraz bize örnek verebilir misiniz? Yani dijital mağduriyetler işte nelerdir? Hepimizin başına geliyor. Kiminin başına büyük bir sosyal medya linci, kiminin özel fotoğrafları. Burada bir görüş, takım, memleket ayrımı yapmıyor. Bu dijital şiddete maruz kalanlar hepimizin hikayesi ama biraz bize somut örnekler verebilir misiniz? Mesela size stalking diye bir kavramdan bahsedeyim. Stalking ısrarla takip etmek demek veya takip etmek demek dijitalde. Bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı veya o kullanıcı hakkında bilgi toplaması ve bu bilgiyi çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanması. Burada başka bir kavram işin içine giriyor. Doxing kavramı. Örneğin ben sizin hakkınızda bilgi topluyorum. Sizi hani tırnak içinde kullanıyorum. İfşa diye bir kavram var. Sizin mahreminizi, özel hayatınızı ifşa edeceğim. Bunun fotoğraf, ses, görüntü, belge, bilgi, yazı herhangi bir yolla efendim ifşa edeceğim. Bunun için sizi stalkluyorum sürekli. Doxing denen sizin hakkınızda bilgiler, belgeler topluyorum. Veya suçlama olarak tabir edilen blaming diye uluslararası literatürde bilinen bir yöntem var. Bu yöntemde de ben sizi yine bir konu hakkında öyle olmadık şeylerle suçlayacağım ki bir bakıma köşeye sıkıştıracağım Cengiz Han Bey. Evet. Diğeri tabii ki özellikle cinsel içerikli, bu sexting denen mesele, cinsel içerikli herhangi bir verinin görüntü, yine video, çeşitli sosyal mecralarda veya anlık mesajlaşma uygulamalarında sizin rızanız olmadan paylaşılarak sizin mahreminiz ve özel hayatınızın ifşa edilmesi. Bu örnekler tabii finansal alanda işte ticari veya efendim sizin herhangi bir kişisel hesabınızın, banka hesabınızın ifşa edilmesi de olabilir. Ama bu gibi özellikle daha insan hayatını, onurunu daha fazla ilgilendiren konular şu anda biraz daha ön planda. Evet. Burada tabii sosyal medyanın ve internetin karanlık taraflarının da işin içine katıldığını söyleyebiliriz. Tehdit mekanizmasının, taciz mekanizmasının kullanılması. Mesela size bir örnek, özellikle yurt dışından verilerin çalınması sonucunda bu verilerin veya ifşanın ortadan kaldırılması, o ifşanın ifşaya son verilmesi için genelde kripto para birimleri kullanılıyor. Yani evet, gerçek para birimleri değil de işte kripto para birimleri kullanıyor. Bu tacizi veya tehdidi yapanlar sizden kripto para talep ediyorlar. Şimdi tabii bunun çıkışı yok. Para veriyorsunuz, tekrar tehdit süreci var. Nasıl mücadele edilecek? Sadece bu tehdide, şantaja veya iftiralara bizler maruz kalmıyoruz. Çocukların da aslında burada karşı karşıya kaldığı durumlar da var ki pedofiliden tutun da birçok olay yaşanıyor. Nasıl mücadele edilecek? Kime şikayet edeceğiz efendim?
Hatırlarsanız bundan belki 2-3 hafta önce bir yayın yapmıştık. Yine size konuk olmuştum. Orada özellikle çocukların bu konular hakkında çok fazla korunması gerektiğini zaten altını çizerek söylemiştim. Şimdi burada özellikle yeni yasayla da beraber, yeni düzenlemelerle de beraber ortaya yeni bir durum ortaya çıkıyor. Şikayet merci olarak daha hızlı ve daha ciddi alınması, sorumluluğunun artırılması bakımından sosyal ağların ve sosyal mecraların burada biraz daha aktif rol oynamasını bekliyoruz açıkçası. Yapılan başvurulara ve şikayetlere daha hızlı ve daha ciddi cevap verilmesi konusunda sosyal mecralarla olan ilişkiler, yani sosyal medya veya dijital platformlarla olan ilişkiler ve oradaki şikayet mekanizmalarının iyi öğrenilmesi birincisi. İkincisi tabii ki burada hukuki yollara başvurmak çok önemli. Bu konuda ülkemizde ciddi bir bilinç oluşmaya başladı. Özellikle KVKK, yani kişisel verilerin korunması kanunuyla da beraber özellikle ve bilişim hukukunun da ülkemizde çok ciddi biçimde ilerlemeye başlamasıyla beraber hukuki yolların da aranması çok ciddiye alınıyor. Bilişim hukuku bizatihi kendisi bir uzmanlık alanı olarak ve bilişim hukukçuları bu konuda çok ciddi hizmetler veriyorlar. Ve tabii ki yine çok ciddi biçimde bu ikisinin yanı sıra eğer suç gerçekten çok ciddi biçimde çok ileri seviyelerdeyse gerek İçişleri Bakanlığımızın siber güvenlik mekanizmaları ve birimleri, gerek diğer devlet kurumlarının siber dünyayla olan birimleri, keza BTK bu konu hakkında bilgilendirilmeli. Gökhan Bey, şunu merak ediyoruz. Hepimiz vatandaşlık dersi aldık. Haklarımızı, sorumluluklarımızı, özgürlüğümüzün nereye kadar olduğunu biliyoruz. Şimdi siber vatandaşlıktan bahsediyoruz değil mi? Hepimiz bu internet aleminde siber bir üyeyiz, vatandaşız. Burada bizim haklarımız nelerdir? Acaba Milli Eğitim Sistemi'nde yeni bir müfredata eklemeler mi yapılmalı? Çünkü böylesine tehdide, şantaja başvuracaklara da bir yandan da karşılaşacağınız cezalar da bunlar şeklinde bir belki ön ders verilmeli değil mi? Hepimiz için geçerli bu. Tabii ki çok haklısınız. Pandemi sürecinde eğer iyi takip edildiyse Milli Eğitim Bakanlığımızın siber zorbalık hakkında ve siber güvenlik hakkında özellikle YİTEK Genel Müdürlüğü bünyesinde çok ciddi çalışmaları oldu. Bu çalışmaların takip edilmesi çok önemli. Zaten çocuklarımıza gerek EBA üzerinden gerekse diğer uzaktan eğitim platformları vasıtasıyla sürekli bilgilendirmeler yapılıyor. Keza velilerimize ve öğretmenlerimize. Ve şu anda 500 bin öğretmenimiz mesleki gelişim programları içerisinde hemen hemen büyük çoğunluğu bilişim, siber konularıyla alakalı konularda mesleki gelişim programlarına tabi tutuluyor. Bu sadece burada kalmıyor, bir tevafuk. Ama Cengiz abi Bey, bunu söylememe de müsaade, buyurun. Lütfen. Yarın sabah Türkiye'nin ve dünyanın ilk siber güvenlik lisesi açılıyor. Nerede açılıyor? İstanbul Teknopark'ta. Teknopark İstanbul'da. İlk yıl çok ufak bir grupla başlıyor ama hem siber dünyanın ve bunun güvenlikle olan ilişkisinin hem de diğer insan-teknoloji ilişkisi konularında araştırma, geliştirme yapacak. Lise seviyesinde çocuklarımızı mesleki eğitim verecek ki bu bir meslek okuludur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 2 yıldır devam ettirdiği mesleki ve teknik eğitimdeki paradigmal dönüşümün bir parçasıdır. Bu okul türü de dünyada bir ilktir. Dediğim gibi ilk sene bir pilot çalışmayla başlıyor ama bundan sonra tam da siber güvenlik kümelenmesi, dünyadaki en büyük siber güvenlik kümelenmelerinden bir tanesi olan Teknopark İstanbul'un içinde ve kalbinde, benim Ankastre okul diye tabir ettiğim, yani stadyumun içinde okul, otelin içinde okul, hastanenin içinde okul, hayatın içinde okul kavramının ve konseptinin bizatihi bir iz düşümü. İnanın Milli Eğitim ve diğer bütün kurumlarımız, keza birçok sivil toplum kuruluşumuzun zorbalığı engelle.org veya .com zannederim TÜRGEV'in böyle bir çalışması var. Birçok sivil toplum kuruluşunun, BTK'nın, devlet kurumlarının, hatta özel şirketlerin bu konularda sizin siber vatandaş diye tabir ettiğiniz çok haklı bir şekilde özellikle daha küçük yaş gruplarının, ki onlar biraz daha tehdit altında, biraz daha naif, biraz daha saf, tabii ki bu konuda hayat tecrübeleri daha eksik olan insanlar. Evet. Biraz da bu için içinde doğduklarına inandırıldıkları ve hemen hemen her şeyi yapabilme selahiyetini kendilerinde gördükleri için böyle bir alanda da hareket ediyorlar. Ama dediğim gibi özellikle yeni yasanın
daha doğrusu yasanın yeni düzenlemeleriyle beraber herkesin, şunun altını çizelim, sorumluluğu artacak. Burada sadece hani devlet işte biraz daha fazla kontrolü artıracak falan gibi bir durum ortaya çıktığı düşünülüyor ama devletin de sorumlulukları artacak. Kullanıcının da sorumlulukları artacak. Sosyal ağların da sorumlulukları artacak. Bu ekosistemin gelişmesi ve bu bugün bahsettiğimiz siber güvenlik ve siber dünya ve dijitalleşme ve dijital dönüşüm konularındaki bilincin ve farkındalığın artması için son derece önemli ve hayati. Gökhan Yücel, tabii siber güvenlikten bahsediyorsunuz, özgürlükten, ama işte elimizde bulunan telefonun mikrofonu bize mi ait? Kamerasını acaba biz mi açıp kapatıyoruz, yoksa daha uzaktan başkaları mı yönetiyor? Birçok soru işareti var. Hani biz sadece bir vatandaş olarak endişe ediyoruz ve Türkiye'nin birçok verilerinin gizlendiği bankalar, sermayenin gizlendiği bankaların çok daha profesyonel olması gerekiyor, ama siber güvenlikte şalteri kapatıp güvendeyiz diyemiyoruz, öyle değil mi? Çünkü o kadar hayatımızın her alanına işlemiş ki teknoloji. Bu bize bağlı. Çember her geçen gün daralıyor. Biz çemberin daraldığını, bu tip yayınlara çıkan bütün uzmanlar, ciddiye alınması gereken bütün uzmanlar ve dünyadaki bütün uzmanlar, sizin gibi sorumlu ve bilinçli, daha önemlisi bilinçli yayıncıların sayesinde insanlar da dinliyor. Herkes söylüyor bunu. Çember teknoloji lehine, insanlık aleyhine gitgide daralıyor. Ve bu daralma tabii ki bizi bir strese de sevk ediyor, bir sıkıntıya da sevk ediyor. En başta da söylediğim gibi teknoloji ilerledikçe, hız ilerledikçe belirsizlik artıyor. Bunu kullanma lüksü, konforu, rahatlığı, eğlencesi arttıkça kaygı tarafında da artış oluyor. Kişisel veriler, efendim şunu yaptım, bunu yaptım, insanlar beni tehdit eder mi, etmez mi, bu tip İşte dijital şiddet adı altında ambalajladığımız, kavramsallaştırdığımız konular elbette ön plana çıkıyor. Ama şunu söylemek zorundayız. Nasıl ki gerçek hayatta, gerçek hayat derken fiziki hayatta insanlar yaptıklarından yasalar karşısında sorumluysa, artık ve gitgide artan bir hızla ve ciddiyette devletimizin bu konuda aldığı önlemler sayesinde her bir kullanıcı ve bu yeni yasal düzenlemelerin de getireceği bazı avantajlarla her bir kullanıcı ve sosyal ağlar artık yasalar önünde biraz daha sorumlu. Ve fiziki hayatta yaptığımız her şey nasıl ki karşısında bir cezai müeyyideyle karşılaşıyorsa, buluyorsa karşısında, sosyal medyada veya dijital hayatta da böyle. Türkiye Ceza Kanunu, TCK'nın 123. 132. 133. maddeleri, şimdi tek tek saymayayım, ve buna benzer maddeler 134, 106, bunların hepsi 3 yıla kadar, 5 yıla kadar, efendim mağdurun şikayeti üzerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası diyor. Nedir? Kişiler arasındaki özel görüntülerin ve yazışmaların ifşası. Keza siber sömürü, cinsel içerikli şantaj 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Şimdi bunları tabii ki insanlara anlattığımız, liste çok uzun, hepsinin üzerinden geçmiyorum. Ama bunların bilinmesi lazım. İşte biraz önce de bahsettiğiniz gibi vatandaşlık derslerimizin de biraz artık şeklinin ve şemalinin ve içeriğinin değişmesi lazım ki zaten değişti. Bu konuda çocuklarımız inanılmaz derecede bilgilendiriliyor. Sadece bu ekosistem dediğimiz, yani okulun içinde kalmaması, dışarıya çıktığında da verilerinin de çocuklarının, annelerinde ve babalarında da evet, bu hal ve harekatı görmesi, bu çok önemli. Yani kolektif sorumluluğumuzun artması ve bu sorumluluğun bir toplumsal mutabakat haline, bir toplumsal otokontrol haline gelip hiç başka bir şeyin aslında kontrolüne vesairesine, yasaklanmasına, şusuna busuna tırnak içinde gerek kalmaması. Evet. Ama dediğim gibi şu anda kanun görüşülen, yarın görüşülmeye başlayacak olan 5651 numaralı kanun, 11 veya 10 veya 11 maddesinin düzenlenmesi, çeşitli işte sizin haberinizde de çok, zaten hemen hemen hepsi yayınlandı. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir temsilcisinin olması, 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dijital platformların işte para cezaları, efendim sorumluluklar, yasalar karşısında sorumluluklar, efendim yargı karşısında bazı sorumluluklar, bunların tabii ki işin içine girmesiyle, bu sorumlulukların artmasıyla toplumsal sorumluluğun da
çıkmasını bekleyeceğiz. Ama bu konuda da tabii ki bu süreçte herkes bilinçlendirilecek. Tabii siz ve arkadaşlarınız dernek olarak dijitalin hayatımıza kattıkları en iyi bilenlerden birisisiniz ama ısrarla bu yeni yasa demediniz, yeni düzenleme ve devamını da bekliyor gibisiniz. Yani kolektif ve dinamik bir süreç olmasını istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Cengiz Han Bey, ben aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımızın danışmanıyım malumunuz. Dışişleri Bakanlığı'nda dijital diplomasi çalışma grubundayım. Ulaştırma Bakanlığı'nda efendim istişare kurulundayım. Sayın Bakanımızın oluşturduğu yakın geçmişte bir vizyon çalışması var. Onun için devletin nasıl çalıştığını ve dijitalleşme konusundaki hemen hemen bütün çalışmalarını içindeyim. Malumunuz siber vatan konusunun ve kavramsallaştırmasına katkıda bulunmuş. Bu süreçte rol almış birisiyim aynı zamanda. Onun için bu süreci çok iyi biliyorum. Dünyayı da iyi bildiğimi düşünüyorum bu konuda. Tabii ki ülkemizde ciddi bazı düzenlemeler yapılıyor. Şu anki yapılan yasal düzenlemenin çok ciddi olduğunu biliyoruz. Ve zaten iletişim başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İspanya'dan İngiltere'ye, Amerika'dan efendim Fransa'ya, Almanya'ya kadar dünyadaki bütün örneklerini, küresel gerekçelerini bu durumu zaten çok açıkça ortaya koydu. Ancak Amerika'ya baktığımızda örneğin size iki örnek vereyim. Amerika'da bu biraz daha derinleşmiş. Mesela Children's Internet Protection Act diye çocukların sadece internetle olan ilişkisini düzenleyen bir yasa var. Evet. Ondan bağımsız Child Online Protection Act var. Yani elbette bu işin bir sonu yok ve bu işin bir sonu olamaz. Buradaki amaç sürdürülebilir, kendisini yenileyebilir mekanizmaları kurmak. Çünkü dijitalleşme ve teknoloji sürecek. Teknolojik ilerleme çok ciddi boyutlara ulaşacak. Ve bu süreçte artık hukuki olarak da ayak uydurulacak. Bu gerekliydi. Bakalım neler yaşanacak dijital araştırmalar son derneği başkanı. Son cümlemi edeyim. Lütfen. İzninizle çok son bir cümle. Şimdi Elon Musk ne diyor? İnsan beynini bilgisayara, bulut teknolojisine bağlayacağız. İşte otonom araçlar, cihazlar. Bunu bundan bağımsız düşünemeyiz ki. Bunun da hukuksal bir çerçevesi olacak. İnsan hayatı bununla da ilgili çok ciddi bazı durumlarla ortaya karşı karşıya kalacak. Teknoloji bundan biraz önden dönemde gidiyor. Hukuk da takip edecek. Gökhan Yücel, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler, şimdi özel yayınımıza kısa bir reklam arası vereceğiz. Saat başında yeniden özel konuklarımıza karşınızda olacağız. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Özel yayınımızın ikinci bölümünde bu kez başlığımız ABD-Çin gerilimi. Bir süredir iki ülke arasındaki gerilim kameralar karşısında da net bir şekilde gözlenebiliyor. Şimdi diplomatik alana sıçradı bu gerilim. Amerika Birleşik Devletleri Houston'daki Çin konsolosluğunu kapatmıştı casusluk gerekçesiyle. Çin'den, Pekin yönetiminden de benzer bir adım geldi. Çindu şehrindeki ABD konsolosluğu kapatıldı. Dünyanın iki büyük devi ABD ve Çin 70 yıldır aslında çekişme içinde. Şimdi biraz bunun arka planına bakacağız. Casusluk suçlamaları, ticaret savaşları, son olarak da virüs salgını sebebiyle iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı. Başkan Trump Çin virüsü demişti koronaya. İşte bu iş bu noktaya nasıl geldi? Tarihe ve son dönemde yaşananlara yakından bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki dalgalı iniş çıkışlar 1949'a, yani Çin'in kuruluşuna kadar uzanıyor. Çin Komünist Partisi o yıl var olan hükümeti devirdi, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Devrilen yönetim Tayvan'a çekildi. Çin'deki ikili yapı Washington-Pekin hattındaki gerilimde uzun yıllar önemli rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tayvan'daki hükümeti destekleyen Amerika Birleşik Devletleri daha sonra burayı Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıdı. Gerilim yıllar içinde tırmandı. CIA silahlı Tibet direnişine gizli destek sağladı. 1959'da Tibet'te isyan çıktı. Çin isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. 1971 yılına gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki buzlar erimeye başladı. Buna vesile olan da iki ülkenin milli ping pong takımları arasındaki maçtı. Maçın ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger birkaç ay sonra gizlice Çin'e gitti. Ilımlı geçen süreçte Birleşmiş Milletler Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.
ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye oldu. Tarihler 1 Ocak 1979'u gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'i resmen tanıdı. Fakat sadece Pekin yönetimini muhatap alacağını duyurdu. Buna rağmen Tayvan'la ilişkilerini koparmadı. Tayvan'a silah desteği verdi, kültürel ve ticari bağlarını sürdürdü. 80'li yılların sonunda Çin'de öğrenci hareketleri baş gösterdi. 1989'da Tiananmen olayları olarak bilinen öğrenci hareketi Çin'in kanlı kıyımlarıyla son buldu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Çin'e silah satışını durdurup ilişkileri askıya aldı. Gerilim, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın 1993'ü Çin'le yapıcı ilişkiler yılı ilan etmesine kadar sürdü. 2000 yılında ticareti normalleştirme anlaşması imzalandı. Çin bir yıl sonra Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. 2005'te Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik diyalog başlattı. 2000'li yıllarda Çin ekonomisi giderek güçlenmeye başladı. 2008'de Çin'in Amerika Birleşik Devletleri hazinesinden alacağı 600 milyar doları geçti. 2 sene sonra ise Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın ikinci en büyük ekonomisi oldu. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaretindeki açığı rekor kırarak 295 milyar doları geçti ve dünyanın iki büyük devi arasında gerginlik yeniden tırmanmaya başladı. 2014'de Çin'e yönelik casusluk suçlamaları, 2018'e ise karşılıklı ticaret savaşları damgasını vurdu. Trump, Çin ithalatına en az 50 milyar dolarlık gümrük vergisi koydu. Çin de 500'den fazla Amerika Birleşik Devletleri ürününe gümrük vergisi getirdi. Çinli teknoloji devi Huawei'in mali işler müdürü Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Kanada'da tutuklandı. Temelde şirkete karşı casusluk suçlamaları yatıyordu. 2019'da ticaret savaşı giderek kızıştı. 200 milyar dolarlık Çin malları için gümrük vergileri %25'e yükseltildi. Çin'de 60 milyar dolarlık Amerikan malına vergi getirdi. Hong Kong'daki protestolara da destek veren Amerika Birleşik Devletleri, yeni yılla birlikte Çin'le ilişkilerini iyileştirme adımları attı. Ocak 2020'de vergilerin hafifletilmesi ve ithalat kararları alındı. Ancak koronavirüs salgını karşılıklı suçlamaları yine beraberinde getirdi. Evet, bu konuyu konuşacağız sevgili seyirciler. ABD-Çin gerilimini acaba bu bir suni gündem mi, yoksa tam anlamıyla iki ülke bir örtü altı savaş içerisinde mi? Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi bilen bir isim, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Burak Güntay bizlerle birlikte olacak. Sayın Güntay, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ekonomik hem siyasi yapısını çok iyi biliyorsunuz. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetler üstü bir politikası mıdır Çin'le yaşanan gerilim, yoksa Trump döneminde başlamış veya bazı başkanlar döneminde alevlenmiş, bazı başkanlar döneminde sönmüş bir tartışmadan mı bahsediyoruz? Şimdi bir kere şu bir gerçek, Amerika ile Çin'in arasında yıllardır, biraz önce videoda da çok güzel zaten anlattınız, Amerika ile Çin'in arasında ciddi bir güç rekabeti var. Ama bilhassa 2000'li yıllarla birlikte sadece insan hakları ihlalleri ya da Amerika'dan ziyade Rusya'ya yakınlığı, daha sonra yine komünizm savunuculuğunun ötesinde 2000 yıllarıyla birlikte artık bu ilişkiler ciddi anlamda bir ekonomik anlamda iki ülkenin arasındaki rekabete dönüştü. Hele 2010'larla birlikte, yani geçtiğimiz 10 sene içerisinde Çin dünyada Amerika'nın ekonomik olarak dengeleyici, hatta yavaş yavaş Avrupa'ya, Afrika'ya, Akdeniz'e, dünyanın birçok yerlerinde limanlar almasıyla stratejik ve ticari olarak da rakibi oldu. Yani bir kere boş bir rakip noktasına koyma değil, bunun adını koyalım. Yani konsolosluk meselesine sanıyorum gelirsiniz birazdan. Evet. Ona geldiğiniz zaman bu da sadece Trump'la alakalı değil. Ama tabii ki Trump yönetiminin illaki sürecin başından beri Amerika'daki her başkanın olduğu gibi bir hedefi vardır. Yani her başkan ulusal güvenlikte, ticarette, ekonomide, siyasal ilişkilerde bir hedef koyar kendine. İyileştireceğim ya da bunu tehdit olarak görüyorum diye. Trump'ın seçim kampanyasından itibaren de güvenlik, ticaret ve ekonomi olarak önceliği de
Çin'le olan diyalogları, Çin'le olan rekabeti ve Çin'le olan eksi ticaret hacmini dengelemekti. Yani sadece bir suni gündem olduğunu söylemek çok mümkün evet. değil. Sayın Küntay, Amerika Birleşik Devletleri düşmanlarını kavramsallaştırma noktasında çok başarılı. Medyayı da kullanıyor. İşte Rusya'da komünizm tehlikesi birçok filme konu oldu. El-Kaide ile karşı karşıya geldiğinde terörizm başlığı. Çin'e karşı böyle bir nedir yani Çin'e ne suçlama getirecek ki? İki rakip ülke evet ama kutuplaştırma, Çin'i yalnızlaştırma adına böyle bir çalışma var mı geçmişte veya günümüzde? Bir kere 1979'la birlikte bu iş resmileşse bile 50'lerden itibaren var. Yani komünizm Amerika ile Çin arasındaki o meşhur Mao'cu yönetimle birlikte ciddi anlamda var. Çok geriye gitmeyeceğim ama eskiden beri de Amerika'nın hayatında, Amerikan tarihinde bir Çin realitesi var. Bunu halkla ilişkiler noktasında Amerika kullanıyor mu biraz önce dediğiniz gibi? Evet kullanıyor. Bundan sonra da kullanacak mı? Evet kullanacak ama burada önemli olan nokta şu. Nasıl kullanıyor? Sadece televizyonlarda, filmlerde, dizilerde, hikayelerde, siyasi söylemlerde ya da ticaret olarak reklamlarda kullanılması tamam, bu bir yöntem. Ama bu yöntemi hayata geçirirken odak ve hedef noktasını, Çin iki noktadan hedefe koyulmuş durumda bilhassa son 10 senede ama daha da çok Trump yönetimiyle. Bunlardan biri siyasi olarak baktığınız zaman Çin'in Amerika'nın dünyadaki rakibi oluşu ve Amerika'daki istihdamı yani içerideki ekonomiyi etkileyici. Amerikalının işi çalınıyor. Amerika'nın ürettiği ürün ucuza, daha doğrusu pahalıya mal olduğu için Çin ürünleri yüzünden Amerikalı işveren ve Amerikalı işçi işsiz kalıyor noktası var ticari olarak, bu bir. Ama bir de ikincisi ki bunu Trump yönetimiyle çok ciddi gördük. Çin Amerika'dan espiyonaj noktasında ciddi anlamda istihbarat girişimleriyle birlikte, casusluk girişimleriyle birlikte bilgi çalıyor. Ya yani güvenlik noktasına da evrildi. Dolayısıyla iki boyutta ticari, ekonomik noktada iç politikaya oynama, ki bu seçim döneminde en az 10 katı artıyor. Ulusal güvenlik noktası yine seçim döneminde 10 katı artıyor diyebilirim. Peki şimdi Kasım ayında seçimler var ve bu seçimde malzeme olacak. Peki seçim sonuçlarını etkileyecek bir tabanı var mı? Yani Çin savaşından Trump'ın bahsetmesi, Çin'le mücadeleden bahsetmesi Amerikan toplumunda alıcı buluyor mu? Alıcısını en azından konsolide ediyor diyelim. Yani ne demek istiyoruz? Trump'a oy veren kitlenin detaylarına, kırılımlarına baktığınız zaman Trump'a oy veren kitle, bakın cumhuriyetçiler demiyorum, Trump'a oy veren kitle diyorum, biraz farklı. Zaten 2016 seçimlerinde bütün dünyayı bir nevi bu noktada ters düz etmesinin, herkesin yanılmasının bu noktadaki en büyük sebebi Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'den münferit, kendine has bir seçmen profiline de sahip olması. Bu seçmenin en önemli odak noktası ne? Trump'a oy veren seçmenin. O Midwest diye tabir ettiğimiz bölgedeki sanayiyle uğraşan, tarımla uğraşan kimselerin işsiz kalması, Amerika'daki istihdama Çin tehditinin etkisi. Bu Trump'tan gitmekte olan oyları, ki bilhassa ırkçılık meselesiyle ve pandemi süreciyle birlikte o Trump'ın genel seçmeninde bir azalma gördük biz kamuoyu yoklamalarında. Bu bir. İkincisi de bu seçmen yine ekonomik, yani işsizliğin yanında geleneksel bir Cumhuriyetçi Parti seçmeninden daha da farklı olarak bir noktası daha var. O da nedir? Güvenlik. Yani Amerika'nın en büyük tehdidi kim? Artık Rusya kozu çok gitmiyor. Piyasada alıcısı kalmadı ama Çin yeni bir rakip. Yeni dediğimizde yani yine bahsettiğimiz 20 yıldan bahsediyoruz ama bunun bir karşılığı var mı? Size yeni bir seçmen getirmez. Demokratların elinden salınacak eyaletleri size getirmez ama o mevcut eyaletlerdeki kaybetmekte olduğunuz Trump seçmeninin konsolide edilmesi açısından %100 hepsini geri getiremez ama illaki müsbet anlamda, Trump için konuşuyoruz, etkisi olur. Sayın Küntay, geçmişe baktığımızda işte İslami terör veya terörün İslam içinden doğduğunu iddia eden bir siyasi kimlik vardı ve bu Amerikan toplumunda karşılık buluyordu, oy alınabiliyordu. Şimdi yeni süreçte acaba ana aktör, ana hedef Amerika'da siyasetçilerin Çin olur mu, yoksa bu sadece Trump için mi geçerli? Şimdi terörle İslam'ın
bir arada anılması ve bunun marka haline getirilip Amerikan kamuoyuna sunulması yanlış algısı hala bir tutarı, hala bir gideri, hala da bir yeri var. Bir kere bu maalesef bu yanlış algının, yani aşırıcı terör örgütlerinin her birinin veya daha doğrusu her bir Müslümanın böyle bir algıyı ile yaftalanması yanlışlığı maalesef hala devam ediyor. Bunu da birçok noktada görüyorsunuz. Kimse kusura bakmasın, sadece cumhuriyetçilerde veya hani o Şahin diye tabir edilir ki, ben birçok Demokrat Parti ekolü söylerim size, cumhuriyetçilerden birçok noktada daha Şahin'dir o klasik uluslararası ilişkiler tabiriyle. Hala bunun bir alıcısı var. Çin yeni mi? Çin de yeni değil aslında. Çünkü ikisi de bir güvenlik faktörü. İkisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarına alakadar eden bir faktör. Ama bunun bir farkı daha var. Bu bir de ekonomik kozunu oynatıyor. Dolayısıyla hani siz terör, İslam, Orta Doğu vesaire dediğiniz zaman bunun ekonomik alıcısı yok. Bunun sadece uluslararası güvenlik noktasında Amerikan askerleri tehlikede, ülkenin içinde işte güvenlik tehdidi var diye bir satış yapıp bunu böyle pazarlıyorsun. Ama Çin'e geldiğiniz zaman mesela konsolosluğun yine kapatılma olayındaki temel noktalardan birine espiyonaj. Nedir? İşte Covid'i biz çözeceğiz de. Çin bu noktada önemli istihbaratlar alıyor, casusluk yapıyor, bilgi çalıyor gibi noktalarla ulusal güvenlik evet diğeriyle aynı ama bir de ekonomik ayağı var. Dolayısıyla bunları tam birebir aynı tutmak çok mümkün değil. Fazlası var Çin noktasının. Sayın Küntay, siz geçmişten bugüne Amerikan politikalarını çok iyi biliyorsunuz ama şunu merak ediyoruz. Acaba Çin'i biraz güçlenmeden mi, erken bir düşman mı ilan etmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü hep Amerika Birleşik Devletleri'nin adım attığını görüyoruz. Çin ya karşılık veriyor ya sineye çekiyor. Biraz daha sakin duruyor. Siz değerlendirdiğinizde Amerika Birleşik Devletleri Çin'i erken mindere çekmek istiyor tabirini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz Amerika'da, ben siyaset bilimi okudum, uluslararası ilişkiler okudum. Okurken ilk derslerimizden birinde bize bir tabir kullanmıştı bir hocamız. Rally around the flag diye. Yani bayrağın etrafında rally yap. Koşturmak diyelim diğer bir tabirle. Bir bayrağın etrafında dönmek. Anlamamıştık hani ne demek rally around the flag diye. Sonradan anlıyorsunuz ki her Amerikan yönetimi, Amerika'nın bir siyasi jargonudur bu. Siyasi duruşudur bu. Her Amerikan yönetimi halkın desteğini arkasında toplamak için süper güç olduğunu unutmayalım Amerika'nın. Dolayısıyla ne kadar birinci öncelik ekonomi, sosyal politikalarda olsa üçüncü sıraya kadar ilerler. Hiçbir zaman bire ikiye oturamaz ama hani İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı'nı bir kenara koyarsak tabii ki. Dış politika her zaman üçüncü, dördüncü, bazen beşe geriler ama bu noktalardadır. Dolayısıyla halkı etrafında toplayacağınız, ortaya bir bayrak dikmeniz lazım. Diğer bir tabirle bir ortak düşman koymanız lazım. Şimdi El-Kaide ortada yok, DAEŞ ortada yok. Dolayısıyla artık ne kadar bundan hala prim yapmaya çalışanlar ve yapanlar olsa da bugün terör, Orta Doğu kaynaklı terör, daha ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Bir yere kadar size seçmen kazandırıyor ama bayrağın etrafında çok insan dolandıramıyorsunuz. Çünkü ekonomik ayağı eksik. Ama bugün dünyaya bakalım. Diyelim ki hadi Amerika'yı bir düşman seçelim. Şimdi Rusya dediğiniz zaman çok tutmuyor artık eskisi gibi. Avrupa Birliği dediğiniz zaman değerler açısından baktığınızda çok yerini bulmaz. Latin Amerika keza öyle, Afrika'dan çıkaramıyorsunuz. Yani bugün dünya haritasını önünüze aldığınızda Amerika'ya hem halkın oyunu alma noktasında destek sağlayacak, istihdamı, ekonomiyi, bu tarz konuları gündemde tutacak. Dolayısıyla halkı ekonomik damardan besleyecek. Hem ulusal güvenlik damarından besleyecek bir tane bayrak koyun halkı etrafında döndüreceğiniz deseniz bir tek Çin kalıyor zaten. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ni çok da güzel bir tabirle vurguladınız. Bunu da belki önümüzdeki yayınlarda kullanırız. Çok çok teşekkür ediyoruz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Burak Güntay. Ama takip edeceğiz bakalım neler olacak Kasım'a kadar, seçimlere kadar. Ama ilginç gelişmeler var. Trump'ın hikayesini de vurguladınız. Çin-ABD gerilimini de değerlendirdiniz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettik, Çin geriliminden bahsettik. Gerilimin bir diğer ayağı da virüs, salgın, pandemi. Amerikan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse Çin virüsü de diyordu ki Amerika Birleşik Devletleri virüsten en çok etkilenen ülke, virüsün kaynağı da Çin olunca bu konuda gündemde. Şimdi Beyaz Saray'a kadar girdi virüs. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi de pozitif çıktı. Bloomberg'in duyurduğu habere göre Beyaz Saray'dan da bu konuda bir doğrulama geldi. Açıklamada Başkan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. O'Brien'in kendini karantinaya aldığı belirtilen açıklamada danışmanın güvenli bir yerden çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Ama herkesin merak ettiği konu, O'Brien hem Trump'a hem Başkan Yardımcısı Pence'e çok yakın çalışıyordu. Aynı masanın etrafında birlikte çalıştıklarına şahit olduk. Kameralarda da yansıdı. Acaba bir temas olmuş olabilir mi? Beyaz Saray herhangi bir virüs durumu yok başkan ve yardımcısı için dedi. Trump'a yakın mesaisi içerisindeki O'Brien'in de pozitif çıktığını bir kez daha vurgulayalım. Bakalım Beyaz Saray'daki bu koronavirüse yakalanan en üst düzey isim mi olacak O'Brien? Önümüzdeki günlerde şimdi tüm gözlerde Beyaz Saray'a çevrilmiş durumda. Bunu da belirtelim sevgili seyirciler. Evet, 2020 yılının neredeyse 7 ayını koronavirüs salgınıyla geçirdik. 16,5 milyona yakın vaka görüldü dünyada. 650 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün şifrelerini çözmeye çalışıyor bilim adamları. Şimdi çok kıymetli bir bilim adamı, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zengin fakir ayrımı yapmıyor. Beyaz Saray'a kadar sıçramış virüs, işte O'Brien'in de pozitif olduğunu öğrendik. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı, ulusal güvenlik danışmanı. Ne dersiniz virüse dair, nedir dünyadaki tablo, ilk değerlendirmeleriniz? 7 aylık sürece baktığımızda 16,5 milyon vaka, hızı yavaşladı mı size göre, yoksa aynı hızda devam ediyor mu? Şimdi bu soruya cevap vermeden bir önemli konuya dikkat çekmek istiyorum, izniniz olur. Evet. Şimdi iki kişi karşıya geldiğimizde aslında biz karşımızdaki kişiyi tek olarak görüyoruz. O da bizi tek kişi olarak görüyor ama virüsün bulaşması açısından baktığımızda karşımızdaki kişi virüsü bize taşırken tek başına değil. Onun temas ettiği herkes bizim açımızdan kaynak fonksiyonu görebilir. Yani o kişi bizim dışımızda ailesiyle, dostlarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla, iş yerindeki mesai arkadaşlarıyla, bakkalda, markette, sokakta temas ettiği pek çok kişiyle ilişkisi sırasında virüsü kapıp bize bulaştırabilir. Biz de aynı şekilde kendi ailemiz, yakınlarımız, dostlarımız, komşularımız veya iş yeri arkadaşlarımız veya sokakta, markette, alışveriş sırası temas ettiğimiz diğer insanlardan aldığımız virüsü o arkadaşımıza bulaştırabiliriz. Dolayısıyla aslında iki kişi karşı karşıya geldiğimizde salt iki kişi karşılaşmış olmuyor. Benim temas ettiğim onlarca, yüzlerce kişiyle onun temas ettiği onlarca, yüzlerce kişi karşı karşıya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bulaş riski bundan dolayı aslında fazla. Yani sadece iki kişi, güvenli iki kişinin buluşması şeklinde değil. Burada sözünü ettiğiniz işte güvenlik, ulusal güvenlik danışmanının Trump'la veya işte onun yakında bulunan kişilerle olan ilişkisine de aynı şekilde bakmak lazım. O kişinin kendi özel hayatı var ve onlarla ilişkide olduğu, temasta olduğu pek çok kişi var. Onlardan virüsü muhtemelen alıp getirmiş olabilir ve bu şekilde bulaşma zinciri devam ediyor. Bunu şunun için söyledim. Yani karşımızdaki kişileri güvenli görmeyelim. Kim olursa olsun onun da virüsü kapıp getirebileceği başka kişiler var. Hepsini bir arada görmek gerekiyor. Evet. İkincisi, gelelim tabii dünyadaki durumu sormuştunuz. Maalesef iyi bir durumda değiliz. Bunu hani bir tespit olarak söylemek zorundayım. Salgın 7 aydır devam ediyor. Hız kesmedi. Ve maalesef vaka sayıları artıyor. Yani ilk baktığımızda ilk başlardaki rakamların daha üstüne çıkmaya başladık. Şu anda 300 binlere yakın günlük vaka sayısı var. Neredeyse 288 bini buldu. Yani vaka sayıları artıyor. Bir hız kesmedi. Salgın devam ediyor. Ölüm sayıları da oldukça yüksek. 7 binleri aşan ölüm sayısı oldu. Ve her ne kadar ilk başlangıçtaki yüksek ölüm sayılarına göre yani 7500 aşan sayılar olmuştu.
biraz daha düşük gibi görünse de aslında son günlerde artıyor. Yani dünyada salgının hızlı bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. O zaman şunu sormak istiyorum Sayın Özlü. Biz virüsü ne kadar tanıdık? 7 aydır herkes araştırıyor. Sizler araştırıyorsunuz arkadaşlarınız. Dünyada bilim adamları araştırıyor. Bu virüsü ne kadar tanıdık? Kimler ne kadar bulaştırdığı veya kimlere daha kolay bulaştığı var mı böyle somut, net diyebildiğimiz? Çünkü farklı farklı makaleler de yayınlandı. Şöyle oluyor, böyle oluyor ama bizim net kabulümüz, bilim anlamında test edilmiş kabullerimiz, bildiğimiz başlıklar neler virüse dair? Evet, yani giderek daha çok bilgi sahibi oluyoruz. Bilgilerimiz daha iyi oturuyor ama hala bilmediğimiz çok nokta var, onu söyleyeyim. Ama bildiklerimizi konuşacak olursak eğer, öncelikle bu virüsün bize bulaşması için karşımızda hani bir virüsü taşıyan bir insanın olması lazım. Hayvandan insana bulaş başlangıçta var ama sonradan hani bunun çok olmadığını biliyoruz. Genelde bir insandan insana bulaş zinciri var. Şu anda dünyada aktif olan bu. Bu karşımızda kişinin hasta olması gerekmiyor. Asemptomatik, yani hiçbir belirti göstermeyen, bizim gibi tamamen sağlıklı bir kişi de bunu bize bulaştırabilir. Aslına bakarsanız virüsü taşıyanların toplumda hasta olanlardan çok daha fazla hasta olmayan kişiler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de Sayın Bakan bunu açıkladı, Sağlık Bakanımız. Binde 2,5 oranında hiçbir şikayeti olmadan, hasta olmadan virüsü taşıyan bir nüfusumuz var, popülasyonumuz var. Ve bu bütün oranlandığında Türkiye'de şu anda aktif olarak 200 bin civarında hiç hasta olmadığı halde virüsü taşıyan kişinin olduğunu biliyoruz. Ama hasta olup virüsü taşıyan kaç kişi var derseniz, o da bugünkü rakama bakarsanız 17 bin civarında. Yani Türkiye'de bize virüsü bulaştırabilecek olan, topluma virüsü yayabilecek olan 17 bin hasta, 200 binde hasta olmadan taşıyıcı var. Dolayısıyla bizim bu virüsü kapmada en çok hasta olmayanların bize bu bulaştırabileceğini öngörebiliriz. İçin tabii bizim de hastanın veya hasta olmayan taşıyıcının karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Çünkü normalde konuşma ve nefes alıp verme sırasında bu virüs en fazla 1-2 metreye uzanabiliyor. Dolayısıyla böyle bir yakın temas, 2 metreden daha yakın bir yakınlık gerekiyor. Evet. Ama hapşırma, öksürme sırasında veya koşma, yürüme sırasında bu mesafe uzayabiliyor. 9 metreye kadar virüs saçılabiliyor. Onu da söylemekte yarar var. Kapalı ortamda daha çok bulaşıyor. İyi havalandırılmayan, dar mekanlar, kalabalık insanların bir arada olduğu yerlerde daha çok bulaşma riski yüksek. Açık havada bulaşma riski biraz daha düşük, oldukça daha iyi. Evet. Tabii maske kullanırsa insanlar karşılıklı olarak virüsü taşıyan ve karşısında olan kişi maske kullandığında %100'e yakın bulaşmayı engelleyebiliyoruz. Genelde doğrudan bulaşma daha çok aktif ama eşya ve yüzeyler yoluyla elimize bulaşması, elimizden de ağzımıza, burnumuza, gözümüze bulaşma riski var. Dolaylı bulaşma dediğimiz. Bu daha az görülen bir bulaşma şekli. Burada da ellerin yıkanması, alkolle dezenfekte edilmesi bunu önlüyor. Hasta olan kişilerin bulaştırma süresi aslında hasta olmadan başlıyor. 1-2 gün önce kendileri hastalanmadan 1-2 gün önce bulaştırmaya başlıyorlar. Ve hastalık semptomları ortaya çıktıktan sonra 10 gün içinde genelde bulaştırıcılıkları sona eriyor. Ağır hasta olanların biraz daha uzun. Onlar 20 güne kadar bulaştırmaya devam edebiliyorlar. Evet. Netice olarak söylemek gerekirse biz şu anda toplumda karşı karşıya geldiğimiz herkes, tanıdıklarımız da dahil olmak üzere, akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız da dahil olmak üzere, kardeşimiz, annemiz, babamız, evladımız da dahil olmak üzere virüsü taşıyor olabilir, biz de taşıyor olabiliriz. Biz onlara da, onlar bize virüsü bulaştırabilir. Evet. Bunu hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Sayın Hocam, tabii şimdi hafta sonunda bayram, Kurban Bayramı ve ibadetlerimizi yerine getireceğiz. Hem kurban kesim noktasında nelere dikkat etmeliyiz? Kimisi açık havada kesiyor, kimi sıra bekliyor kestirirken kurbanını. Bir yandan da büyüklerimizi de bayramda ziyaret ediyoruz. Hem kurban ibadetini hayata geçirirken hem sonrasında bir araya geldiğimizde evlerde neye dikkat edeceğiz? Yani benim önerim şu, mümkünse kurbanınızı vekalet yoluyla kestirin. Yani illa başında bulunayım diye arzunuz yoksa
o sizin adınıza kessin ve daha sonra gidip etini teslim alın. Çünkü kesim yerleri çok kalabalık oluyor ve bir hayvana 6-7 aile ortak oluyor. Her aileden birkaç kişi o kesim yerine geliyor. Aynı anda çok sayıda hayvan kurban ediliyor. Oralar çok temiz yerler de olmuyor. Hijyeni bakımı zor olan yerler. Bir telaş, acelecilik de oluyor insanlarda. O sırada bir yoğunlaşma, kalabalıklaşma oluyor. Mesela herkesin takıp takmadığından emin olamazsınız. Hijyeni sağlamak da zor. Yani hayvan kesim yerleri zor yerler. Oralarda pek bulunmamakta yarar var. Evinizde oturun, hayvanınızı kessinler, size etini etsinler. Bence en doğrusu bu. Ama eğer oraya gitmek zorundaysanız acele etmeyin. Yani ilk günü illa kestirmek zorunda değilsiniz. İkinci günü, üçüncü günü daha sakin oluyor, daha güvenli oluyor oralar. Erteleyebilirsiniz daha güvenli olması açısından. Üçüncüsü mutlaka ve mutlaka bu hayvan kesim yerlerinde mesafenin korunması lazım. İnsanların kalabalık olarak içeri girmeleri önlenmeli. Belli sayıda insan içeriye alınmalı. Ateşi olanlar, semptomu olanlar alınmamalı. Ve maskesiz kişiler orada dolaşmamalı. Ve işi biter hemen çıkmalı. Hijyen sağlanmalı. Oralarda el yıkama yerleri, dezenfektanlar olmalı. Bunlar önemli. Bunun dışında tabii bayram namazında mutlaka mesafeyi korumak lazım. Özellikle bayram namazı sonrası bayramlaşmanın olmaması lazım. Yani insanlar tokalaşarak, sarılarak bayramlarını tebrik etme şeklinde bir alışkanlık var camilerde. Güzel bir alışkanlık aslında ama bu dönemde bunu yapmamak gerekiyor. Giriş ve çıkışlarda da kalabalığın olmaması lazım. Bence herkes evinden seccadesini yanında götürse iyi olur. Çünkü halıların üzerine hani eğilip alnınızı koyuyorsunuz. O sırada ağzınıza, burnunuza, gözünüze virüs varsa eğer oraya bulaşmışsa size de bulaşma olasılığı çok yüksek. O bakımdan hani temiz bir seccade ile gitmenizde yarar var. Evet. Ve bayramlaşma olayı çok önemli. Siz de söylediniz. Çünkü bayram bizim kültürümüz, her şeyimiz. Yani bu yılda iki kez yaşanan ortak sevincimiz, paylaşım alanımız. Burada insanlar tabii ki bütün evlerde bu bayram yaşanıyor. Yani 83 milyonun işin içine katıldığı bir etkinlik bu. Başka hiçbir şeye benzemez. Yani buradaki kalabalıklaşmayı, insan hareketliliğini başka hiçbir şeyle karşılaştıramazsınız. Bunu çok iyi yönetmemiz lazım. Ziyaretlerimizi yapalım ama mümkünse telefonla veya görüntülü konuşmayla bayram tebriği evet. yapmakta yarar var. İlla gitmemiz gerekiyorsa da kısa tutalım, maskemizi mutlaka takalım, mümkünse açık havada ziyaretimizi yapalım ve ziyaret sırasında yeme içme ikram olmasın. Çünkü yerken içerken hani maskemizi çıkarmak zorundayız. Bunlara dikkat edersek hem ziyaret ettiğimiz aile büyüklerimize, dostlarımıza biz zarar vermemiş oluruz. Hem de onlardan biz hastalık kapmamış oluruz tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, sizin de şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Ama bu kurallara uyulduğu takdirde bayramı bayram gibi yaşarız. Yoksa uymadığımızda hem biz hem o sevdiğimiz büyükler de tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Bu noktada da uyarılarınızı tek tek not aldık. İnşallah izleyicilerimiz de not alır ve bayramda bu kurallara uyduğumuz takdirde de huzurlu bir bayram geçirmiş oluruz. Tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Fazla kilolu olma, ecnebice obezite ve koronavirüs için önemli risk faktörlerinden birisi. Aslında fazla kilolu olmak sadece virüs değil, tüm hastalıkları da çekiyor gibi. Salgında özellikle İngiltere'de ağır bir tablo yaşanmıştı. Şimdi İngiltere fazla kiloyla, obeziteyle mücadele ediyor. İngiliz Başbakan Boris Johnson da kampanyaya katılıyor. Peki neler yapılıyor İngiltere'de? İzleyelim. Çok kiloluydum dedi. Kendi hikayesini örnek verdi. Koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson obeziteye savaş açtı. Yıllardır hep kilo vermek istedim. Birçok insan gibi kilolarımla mücadele ettim. Tedavi sürecinde 7 kilo veren Johnson, kilo kontrolünün önemine dikkat çekti, sağlığı için adım attığını ifade etti.
Koronavirüs tedavisinin ardından formda kalmak için uğraşıyorum. Ciddi iddialarda bulunmak istemiyorum ama bu konuya gerçekten odaklandım. Güne köpeğimle birlikte koşu yaparak başlıyorum. İngiltere'de şimdi gündem obeziteyle mücadele. Araştırmaya göre ülkede yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören koronavirüs hastalarının %8'i obez. Ve bunların %37'si koronavirüsten hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu durum İngiliz hükümetini harekete geçirdi. Obeziteyle mücadele için kampanya başlatılacak. Kampanyada dikkat çeken önlemler yer alıyor. 35 milyon aşırı kilolunun bulunduğu ülkede televizyon kanalları akşam 9'dan önce abur cubur reklamları yayınlayamayacak. Mağazaların ödeme noktalarında sağlıksız atıştırmalıkların satılması yasaklanacak. Bir alana bir bedava kampanyaları da hedefte. Menülere kalori etiketi koyma zorunluluğu getirilecek. Aile hekimleri de aşırı kilolu hastalara kilo vermeye başlamaları yönünde bilgilendirmede bulunacak. Evet, İngiltere'de fazla kiloyla savaş böyle veriliyor. Peki ülkemizde neler yapılıyor ve ne kadar mücadele edilmeli obeziteyle bunu konuşacağız. Çok kıymetli bir isim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alper Sönmez hocamız bizlerle birlikte. Zor hocam bunları okumak da endokrinoloji mi? Evet, mahsus zorlaştırıyoruz. Öyle mi? Nedir hocam? Öncelikle bunun bir açılımını alalım mı? Aslında hormon bilim demek. Hormon. Loji işte bilim dalı manasında. Hı-hı. Endokrin bezler vücudumuzda işte hormon salgısı yapan bezler. Eyvallah. Peki şimdi aşırı kilo biz virüs koronavirüsü hep baz alıyoruz ama aşırı kilolu kilolu olmak herhalde birçok hastalığı çekiyor değil mi hocam? Evet. Şimdi İngiltere'de bir kampanya var ki koronavirüsten obeziteler, aşırı kilolular daha çok etkileniyor. Var mı bunun bilimsel bir tabiri, gerçekten böyle mi? Öyle tabii, gerçekten öyle. Şimdi korona bir pandemi, obezite de öyle. Yani ikili pandemi aslında. Obeziteli bireylerin koronadan daha çok etkilendiğini biliyoruz. Daha ağır geçiriyorlar. Neden peki daha ağır geçiriyor? Yani bizim normal kilolu bir insanın vücuduna göre hangi organı daha çok zorlanıyor? Buna baktığımızda neden koronavirüs fazla kilolularda daha etkili oluyor? Birkaç sebebi var. Şimdi her şeyden önce vücudunuzdaki yağ dokusu arttıkça vücudun sağlıklı metabolizması bozuluyor. Hı hı. Yani işte direnç sistemi bozuluyor. Artan yağ dokusunun salgıları daha şiddetli enfeksiyona yol açabiliyor. Hı. Yani hani belki herkes kadar risk aynı, bir yakalanma riski ama şiddetli geçirme riski oradan artıyor. Şimdi arkadaşlarım, bir yandan da hepimiz konuşuyoruz. Aşırı kilolu olma, obezite, siz kime bu tabiri kullanıyorsunuz? Neye göre kullanıyorsunuz? Kilo, her kilolu olan obezite hastası mıdır? Yoksa bunun belli sınırları mı var, aşamaları mı? Aslında gözümüz o kadar alıştı ki artık böyle toplumda her 3 kişiden ikisinin fazla kilosu var. Fazla kiloluluk düzeyi bir hesabımız var. Beden kitle indeksi diyoruz ona. Hı hı. Hani kabaca işte vücut ağırlığımızı boyumuzun karesine bölerek bulduğumuz değer. Vücut ağırlığımızı boyumuzun karesine metre cinsinden karesine böldüğünüzde kilogram metre kare cinsinden bu oran eğer 25'in altındaysa bu kişilerin sağlıklı bir kiloda olduğunu söylüyoruz. Erişkin dünyasında bu oran maalesef her 3 kişiden sadece birinde böyle. Şimdi şöyle, o zaman bir hesap yapalım şimdi. 80 kiloyum, 1.87 boyum var. Şimdi 1.87'nin karesini mi alıyoruz hocam? Şimdi hesap makinesinde onu en pratik şöyle yaparsınız. Hem siz öyle yapın hem de diğerlerin. Çünkü 1.87'nin karesini alıp bölmek zorlaştırır. 80 bölü 1.87 deyin. 1.87 eşittir deyin. Eşittir 42.78. Bölü 1.87 deyin bir daha. 22,8. Ya siz ideal bir öyle mi? Kiloya sahipsiniz. Tamam. İdeal vücut ağırlığı. Yani sahipsiniz. İki kere boyumuza bölüyoruz ağırlığımızı. Yani izleyicilerimiz de bunu evde yapabilir. Basitleştirmek diye için söylüyorum. Karesini almak yerine iki kere 1.87'ye bölüyoruz. 25,6 olanlar çok endişe etmesin. Peki kimler obezite veya kimler aşırı, 25 üstü mü yoksa daha üstü mü? 25'in üstüne çıktığınız zaman işler yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. 30'u geçerseniz obeziteli
olduğunuz söylenebilir. Şimdi ama öyle ki toplumda bu o kadar yaygın ki artık aslında pek çok kişi 30'un üzerinde olduğu halde gözden kaçıyor, fark edilmiyor. Bu işte balık etli. Bunu konuşalım çünkü Türkiye'de de böyle bir acaba gizli bir salgın, yani fazla kilolu salgını var mı? Biz neredeyiz baktığımızda? Biz çok kötü bir yerdeyiz. Gerçekten. Tabii var. Yani şimdi öyle ki şimdi aslında sağlık çalışanları, sağlık otoriteleri ve bunun çok epeydir farkında ve önemli gayretleri var bunu engellemek için. Ama toplum bunun aslında çok da farkında değil. Ya da yavaş yavaş farkına varıyor. Biz ne yazık ki Avrupa'da bir numarayız. Eyvah eyvah. Şimdi İngiltere'den söz ettiniz. İngiltere 3 numara. Yani o zaman bizde de çok ciddi kampanyalar veya farkındalıklar oluşturmamız gerekiyor. Çok önemli. Ve de basın yayın ağı bu iş için en önemli belki şeylerden bir tanesi. Peki Sönmez Hocam şunu merak ediyorum. Yani bir fazla kilolu olmak yediklerimizden mi, az hareketten mi, hormonlarımız mı, vücudumuz mu yapıyor? Bunun farklı farklı nedenleri olabilir mi? Gerçekten de öyle. Şimdi zaten sorunu zorlaştıran bu. Yani hani şimdi mesela COVID çıkış kaynağı belli. Çıkış nasıl kaynağı yayıldığı belli. Enfeksiyon. Bütün insanlık onunla mücadele için uğraşıyor. Aşısı bulunmak üzere bir süre sonra biz bu dertten kurtulacağız. İnşallah. Belki yine bir grip aşısı tarzında periyodik sorunlar yaşayabiliriz ama böyle şiddetli olmayacak. Obezite öyle değil. İşin bir tarafında kültürel altyapı var. Mesela. Bizim beslenme... Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor diyoruz. Öyle diyoruz. Maşallah nur topu gibi sağlıklı diyoruz mesela. Bebeğimiz şişmansa mutlu oluyoruz. Halbuki olay bunun tam tersi. İkram ettiğimiz şey beğenilmezse, yenilmezse hoşumuza gitmiyor. İlla bir tane daha ye diye bir kültürel altyapımız var. Sistem var. Yani mesela yollar ona göre olmalı. Kazanç düzeyi ona göre olmalı. Yani bir tarafta hareketsiz yaşam, bir tarafta kültürel yapı, bir tarafta şimdi İngiltere'nin mücadele ettiği, uzun zamandır Türkiye'nin de aslında Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık sisteminin mücadele ettiği reklamlar, hızlı atıştırmalı, yüksek kalorili marketlerdeki gıdalar, ürünlerin dizilimi bile bu mücadeleyi etkiliyor değil mi? Hem de nasıl? O kadar önemli ki gerçekten. Bu ayrı bir şey, biliyorsunuzdur mutlaka. Ayrı bir yani mal sattırma becerisi. Ramazan ayında sistem. Aç karnına markete gittiğimizde daha fazla alışveriş yaptığımızı fark ediyoruz. Yani evet. En ufak detaylar önemli. Peki Türkiye'deki fazla kilolu olma durumunun ne kadarı hormonlarla alakalı, ne kadarı beslenmeyle, ne kadarı kültürle? Baktığımızda hormonal bir bozukluk düzeltilebiliyor mu veya ilaçla tedavi edilebiliyor mu? Yeri geldi. Çok da güzel bu soru için çok teşekkür ediyorum. Altını çizelim. Hormonlarla alakalı bir obezite o kadar aslında nadirdir ki. Yani hani çok yaygın bu işte sağlık programlarında bir şeyler konuşuluyor. Bunun üzerinden hastalar gerçekten kötüye kullanılıyor. İşte benim insülin direncim varmış o yüzden kiloluymuşum mesela. En çok duyduğumuz şey. Aslında insülin direnci insanı şişmanlatmaz. Şişmanlayan insan da insülin direnci olur. Ya da bazı çok nadir hastalıklar var. İşte Cushing hastalığı gibi bazı hormonal hastalıklar. Yani binde birden daha azdır bunların insanı şişmanlatması. Ya da yine en çok konuşulan Hashimoto hastalığı. Benim hipotiroidim var, Hashimoto'm var. Ben o yüzden şişman mıyım? Evet biraz kilo aldırır ama en fazla 1 kilo 2 kilo aldırır. Yani hani bir kişinin 20 kiloluk fazlalığının hiçbir zaman sebebi Hashimoto veya hipotiroidi değil. Şöyle bir yanlış algı da henüz kırılmış değil. Kırılmaya çalışılıyor ama sigara iştahı azalttığı için sigara içenler de toplumda çok fazla değil mi? Yani bunun tam tersi bir aslında bakış açısı. Özellikle kadınlarda kilo almayayım, sigara içeyim, iştahım azalsın diyenler de var. Herhalde o bir mazeret olsa gerek. Yani şimdi gerçekten dediğiniz doğru. Hani sigarayı bırakınca iştah artıyor. Bir miktar kilo fazlalığı yaşanıyor. Ama 6 aydan sonra o bir plato yapıyor ve alınan kilolar bir sene sonra veriliyor. Peki yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Bunu şöyle açmak istiyorum. Aşırı kilolu olduğumuz zaman hayatımızın, ömrümüzün kalitesi düştüğünü biliyoruz ama ömrümüzün kısaldığına ilişkin veya tehlikelerle karşı karşıya kaldığımızda daha riskli olduğumuza yönelik araştırmalar ne diyor bize? Var. Yani bu çok net. Yani bu
Evet, hepimiz öleceğiz. Yani iki kardeş, biri aşırı kilolu, diğeri normal. Genleri de çok yakın birbirine. Baktığımızda sağlık açısından kiloluyla diğerine baktığımızda nasıl bir kıyas yaparız? Beden kitle indeksi değerleri arttıkça beklenen yaşam süresi kısalıyor. Özellikle de beden kitle indeksi 35'in üzerine, 40'ın üzerine çıktığı zaman bu çok kilolu, çok şişman dediğimiz kategoride bu oran giderek artıyor. Dolayısıyla bu çok net. Peki aşırı kilolu olma çocukluktan gelen bir şey mi? Hani o nur topu dediniz. Şimdi benim de iki küçük çocuğum var ve istiyoruz ki çok böyle tombul olsunlar. Biraz böyle yani yerden kalkmasın istiyoruz ama bu algıyı henüz kıramadık ama çocuklardan mı gelen, çocukluktan gelen bir durum mu aşırı kilolu olma? Sonradan da olabiliyor mu? Şimdi çocukluktan itibaren kilolu olanların ya da çocukluk çağında kilolu olanların erişkin çağda bu kilolarını sürdürme ihtimalleri çok yüksek. Eyvah. Yani tersten cevap vermeye çalıştım sorunuza. Sizin mesela hep fittiniz ama daha sonra olma ihtimali daha düşük. Bir süre sonra kilo aldınız, evlendiniz, en çok evlendikten sonra kilo alınır. Biraz o ilk yıllar uyumsuz. Sizin kilo vermeniz daha kolay ama eğer çocukluktan beri kilolu geliyorsa kişiler daha zor. O yüzden bu işe çocukluk çağından itibaren önem vermek lazım. Türkiye'de bizim dikkatimizi çeken konu kadınların biraz daha erkeklere göre daha kilolu olduğu. İşte Anadolu'da toplu halde köylerde yiyoruz veya bayramlarda daha çok buluşuyoruz. Acaba kadınlar daha çok sosyalleştiği için mi, bir araya geldiğinde daha çok yemek yenildiği için mi, yoksa daha az hareket ettiği için mi kadınlar Türkiye'de daha fazla kilolu? Şimdi bu soru çok önemli bir araştırma sorusu bir defa. Türkiye için bunun yanıtı yok. Yani biz şimdi sohbette fikirlerimizi söylüyoruz ama gerçekte bilim dünyasında bunların yanıtı için araştırma yapılır. Türkiye'nin saha çalışmaları yapılır. Bu soruya cevap verecek saha çalışmaları yok ama yaptığımız başka çalışmalardan çıkarımlarımız var. Mesela yakın zamanda Türk Endokrin Metabolizma Derneği'nin yaptığı TEMT çalışması. Orada TEMT Obezite diye yayınladığımız rapor bize şunu gösterdi. Kadın popülasyonunda, diyabetli kadın popülasyonlarında %16 40'ın üzerinde beden kitle indeksi olma oranı var. Erkeklerde bu oran %3. Yani kadınlar sadece daha kilolu değil, şiddetli kilolu olma durumu kadınlarda daha yüksek. İşin eğitimle de çok ilgisi var. Yani sosyokültürel düzey ve eğitim düzeyi azaldıkça kilo fazlalığı artıyor. O yüzden sizin verdiğiniz örnekte de biraz öyle. Hani kırsal kesimde daha fazla bu iş. Peki kıyasladığımızda hangisi daha tehlikeli? Yani fazla kilolu olması sebebiyle hayatını kaybedenler, doğrudan belki değil ama çevresel birçok hastalıktan bahsediyorsunuz siz. Yoksa koronavirüs mü? Koronavirüste bu zamana kadar 5000'in üzerinde can kaybı oldu. İşte günlerdir biz 2020 yılında bütün yayınlarımızı bu virüs ve salgın üzerine yıktık ama bir yandan bakıyoruz sizin çizdiğiniz tabloda fazla kilolu olma hem maliyet anlamında ülkeye maliyeti, sağlık maliyeti, insanların yaşam kalitesinin düşmesi, hangisi daha tehlikeli? Çok basit bir cevap söylenebilir. Diyabet, tip 2 diyabet, Türkiye'nin sağlık bütçesinin yaklaşık 1/4'ünü tek başına. Allah Allah, %25. 23. 20. Hani 1/4'ü kabaca böyle hani şey yapmak için söyleyeyim. Bunun içerisinde ilaç maliyeti yok sadece. Neden olduğu, komplikasyonların maliyeti de var. Yani görme kaybı, diyaliz, bacak kesisi, işte koroner arter hastalığı falan. Diyabet hastalarının ne kadar kilolu veya obeziteli diye sorsanız %91 rakamını bulursunuz. Eyvah. Kadınlar için bu rakam %96. Türkiye rakamı. Yani yine TEMT çalışmasından söylüyorum. Türkiye rakamı bunlar. Yani bir başka deyişle eğer Türkiye'nin obezite diye bir problemi olmasa tip 2 diyabet diye bir problemi de olmaz. Türkiye'nin sağlık bütçesinin %23'ünü oraları harcamak yerine koruyucu hekimliği uygulamalarını harcamak mümkün. Obezite bu kadar büyük problem. Bakın sadece diyabet örneği verdim. Datamız yok tabii. Kanser. Obezitenin neden olduğu en önemli sorunlardan. Astım, kronik akciğer hastalıkları gibi bir sürü faktör obezite kökenlidir. Siz obeziteyi merkezden çekerseniz birçok kronik metabolik hastalığı da önlersiniz aslında. Bu anlamda peki nasıl bir kampanya yürütmeliyiz? Siz dediniz ki bir kültür
oturmuş kültür var, marketlerin denetlenmesi, restoranlardaki durum, reklamlar, birçok başlık anlamında büyük bir kampanyaya ihtiyacımız var herhalde. Yani evet, yani şimdi aslında bir takım oyununa ihtiyaç var. Hmm. Çözümü bir mucize yöntemle aramamak lazım. Şimdi İngilizlerin sonuçta birkaç başlıkta çıkarttığı yöntem şeyler var. İşte haberlere şunlar, konu olan önlemler var. Bunlardan bir tanesi reklamlar, reklam şekerli çikolatalı içeceklerin reklam programlarından çıkarılması. Bu aslında Türkiye'de 2018'de gündeme geldi. Çocuk kuşaklarından çıktı şeyler, evet, programlar. Bunun gibi hani Türkiye'de de bu önlemler çok alındı. Sağlık Bakanlığı aslında bu açıdan çok iyi çalışıyor. Ama tek etken bu tür önlemler değil. Dediğim gibi kültürel altyapı var. Yerel yönetimlerin yapması gereken şeyler var. Yani kaldırımlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, bisikletle gidilmesi mümkün olan parkurlara belediyenin bisiklet hizmeti sunması, sizlerin içerisinde yer aldığınız medya kuruluşları. Hepimiz bir disiplinin içine girmek durumundayız ki burada büyük bir kampanya gerekiyor. Biz TRT ailesi olarak her türlü göreve hazırız ama hocam çizdiğiniz tablo çok önemli. Gerek milli güvenlik anlamında, gerek ekonomi anlamında, gerek sağlık anlamında önemli rakamlar verdiniz. Türkiye'de sağlığın bütçesinin %23'ünü ilgilendiren bir durum var ki bunun ekonomik boyutunu parasal hesap makinesi yapmaz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alper Sönmez, çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreçte sizi sıklıkla konuk alırız. Bu mesele çok önemli. Belki de milli güvenlik meselesi haline de getirmemiz gerekiyor. Bir kez daha yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugünkü özel yayınımızı obezite başlığıyla bitirdik ama bu konuyu sıklıkla gündeme getireceğiz. Türkiye'nin mücadele etmesi gereken, dünyada birçok ülkede mücadele başladı. Bizde de farkındalık var ve biz TRT ailesi olarak da üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde bu ekranlarda özel yayında buluşmak üzere. İyi geceler efendim.